Hardware Plus'tan herkese selamlar. 234. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Nasılsın abi? misin? Daha iyiyim. Geçen hafta en azından yaşıyorum diye yani. <laughs> evet. Sesim yine şey diyor büyük bir ihtimal. Arkadaşlar kusura bakmasınlar böyle dipten ve devinden geliyordum ama hastalığın büyük kısmını atlattım gibi. Ama tabii şey var gördüğümüz kadarıyla böyle geçen bir hastalık değil galiba. İnsanlar evet. aylarca öksürmeye devam ediyor. Ben olamadım mesela. Yani bugün de mesela uyandığımda işte yani her yerim böyle bir ağrıyor. Hani kırgınlık var. Ee, bir haftadır bir böyle olacak gibi oluyorum şey oluyor. İşte geçen haftada mı söyledim ya da burada mı konuştuk? Birazcık böyle akıllı cihaz gibi şeyler gibi. Batarya akşama doğru bitiyor direkt. Olmak yani. ister misin? Yok. <laughs> <laughs> böyle iyi, akıllı zayi. çok güzelmiş bu arada. Evet seninki de güzelmiş turuncu turuncu. Evet böyle birimiz Xiaomi çalışalım, öbürümüz birbirimiz... yok bende Xiaomi değil sadece Teknosa'nınki de bu renk değil mi? Aynen bende kırmızı... de Mediamarkt. Var. Mediamarkt mı kırmızı da? Aynen. Evet onların da logosu Mediamarkt. Güzel eğer yani bir gün istis kalırsak <laughs> en azından CV'ye ekleyebileceğimiz şeyler var, görüntüler var. Süper. Ee, bu haftanın bir iki önemli olayı var Aydoğan. Hı hı. Bir tanesi dündü. Evet. Neydi? Öğretmenler, Öğretmenler günü. Seni de öğretmenden sayabiliyor muyuz? Ee, aslında olmuyor. Ben adaylıktan yani. Öğretmen lisesi mezunuyum. Ama sonrasında öğretmenliği tercih etmedim oraya gidiş amacım Formasyon olmuş muydun sen? Yok. E, bizim seçtiğim bölümle yani karşılaştırma bölümünde ha, formasyon e, denk e, gelmiyor e, yani şey olarak. Okay. İşte İngilizce, Fransızca e, ve Türkçe'de. Herhangi bir dilin şeyi e, aldığın ders sayısı o formasyona denk gelmiyordu. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayalım. Kesinlikle. Ayrıca sadece öğretmen olması şart değil. Öğretmen olmayıp da herhangi birine herhangi bir şey öğreten herkesin, emeğinin hı hı. bir yerlerde karşılık bulmasını şey yapalım, dileyelim. E, ve Türkiye'deki birçok meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlerin de tonla sorunu olduklarını bir yandan atanamayan evet. binlerce gencimizin atama beklediklerini, atananların da e, hepimizin boğuştuğu bu ekonomik şeyle, krizle e, hepimizden çok çok daha fazla doğuştu, bo, bo, boğuştuğunu şey yapmayalım, unutmayalım. Evet. Eğitim çok önemli. Yani sadece öğretmen dediğim zaman belki ilkokul ve filan aklımıza geliyor ama eğitimin her kademesi çok çok önemli. Bir ülkenin e, refaha kavuşması için, eee ilk önce vefa kavuşmuş olması hı hı. gerekiyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda her şey çok çok daha güzel olur. Sadece öğretmenler için değil, hepimiz için. Umar. Her şey çok çok daha güzel olur ve öğretmenler de hak ettikleri yaşam standardını yaşayabilir hale gelirler. Nedir o hak ettikleri yaşam standardı? İşte kafamızı kaldırıp her zaman yapacağımız gibi kapıkülenin ötesine bakacağız. Orada öğretmenler nasıl yaşıyorlar? Hı hı. Türkiye'de nasıl yaşıyorlar? Oradaki hak edişlerini, Türkiye'deki hak edişlerini, oradaki çalışma şartlarını, Türkiye'deki çalışma şartlarını. Bunun bir yerden başlaması gerekiyor. Yani ya öğretmenlerden ya polislerden. Bir yerden başlaması gerekiyor. Örnek alma hikayesinin. Biz şu anda sadece dolandırıcılara örnek alıyoruz. Bakıyoruz oradaki dolandırıcı hangi şartlarda yaşıyor. Ne kadar dolandırmış. Ama işin dolandırıcı tarafındaki ceza sistemini de örnek almıyoruz ne yazık ki. Yani sırf işin dolandırılma tarafını örnek alıyoruz. Bunun bir yerden başlaması lazım. Bir yerden Türk insanının da makul, medeni ve cebinde parası olan, parasını harcayabileceği bir hayat sürmenin süreceğinin sinyallerini görmesi lazım. Umalım ki öğretmenlerimizden başlasın. Öğretmenlerden başlamasına herhalde hiçbirimiz itiraz etmeyiz Tabii değil ki mi? Yani her zaman Öğretmenlerden her şey başa sonra eğitim sonra diyoruz zaten. Polislerimiz bu şeye hakka sahip olsunlar. Sonra yargı mensuplarımız, sonra doktorlarımız. <laughs> ee, biz yayıncılar olarak en sonda bu şartlara sahip olmaya ben razıyım. Yani bir, bizi en sona bıraksınlar. Ee, ben buna razıyım ama toplumun tüm kademeleri ee, yurt dışındaki muadillerinin yaşadığı hayatı yaşayabilir hale gelsinler. Süper Haftanın ikinci olayı Infinix'in Türkiye'de yaptığı ilk diyeceğiz ama aslında ilk değil. Evet. İlk lansmanda ama sen onu galiba şey almışsın değil Var. mi? Evet. Liste haberlerini almışsın. O zaman onu hiç bulaşmayalım. Ona yeri geldiği zaman şey yapalım. Günün anlam ve emniyeti ise bugünün günün anlam ve emniyeti ise Bir öncesi biraz önce yayına girmeden önce şeyi öğrendik. Ee, hükümet e, kredi ve yurtlar Kurumu borçlarının faizlerini hı hı. iptal etmiş değil mi? Silmiş. Süper, güzel haber bu. Yani hani e, bu kadar genç insanın e, bence ana paraların da yani sildemiyorsa bile bir uzlaşmayla e, başka bir formülle çözülmesi lazım. Yani bu insanların hayatlarının sonuna kadar borçlu olarak kalmamaları lazım. Hı hı daha kolay ödeme yöntemleri, belki bir kısmını devletin affetmesi ve bugünden sonra da bunu kredi olarak değil bir başka formda evet. çözecek bir şey yapmadı ve çalışma yapmadı ve lazım. En azından faizler gitti süper belki devamı da gelir ama seçim arifesindeyiz. O yüzden yani belki seçim yatırımı olsun ben şeye bakıyorum. Tabi tabii sonuç olarak e, hani öğrenciler. Milyon, bir milyondan fazla öğrenci daha sonra bir milyondan fazla Türk vatandaşının ana para borçluğu artık duruyor ama faizlerinden en azından kurtuldular. Tabi burada şuna da yapmak lazım Aydoğan. Mesela geviye dönüp faizli ödeyenler <laughs> son 3 mi? yıl ya da son 5 yıl işte bir zaman dilimi belirleyip orada faiziyle nevin ödedikleri faiz de faiziyle birlikte o kişilere iade edilmeli. Adalet ancak böyle sağlanır. Başka türlü olmaz. Şey, yani çünkü... Borcunu daha önce ödeyen adamı ee, cezalandır. Türkiye'de ne oluyor? Borcunu ödeyen adam hep cezalandırılmış oluyor ya vergisini ödeyen cezalandırılıyor. geçen hafta ödeyen varsa mesela var Af bir çıkıyor. Yakın. İşte köprüden HGS'sinde para bittiği için geçen ve 15 gün içinde ödeme yapmayan zamandan faiz alıyor. Eee ve PTT aracılığıyla, bankalar aracılığıyla falan 2 yıl 3 yıl boyunca arabasına HGS, OGS bile taktırmayan adamlar ...affediliyorlar affediliyorlar. Evine hemen bir tane trafik cezası gelen koşu koşu gidiyor aman %25 indirimli ödeyeyim diye o cezayı ödüyor. 10 yıl boyunca trafik cezası ödemeyen adamlar affediliyor filan. O yüzden bu şeyde de genç arkadaşlarımızın ödeyeddikleri ve faizler varsa o faizlerin de devlet nezdindeki orandan faizi hesaplanıp üzerine eklenip bu arkadaşlarımıza şey yapılması ne derler bence iade edilmesi gerekiyor. Adiliz diyebilmek için <laughs> bunu yapmamız şart. Bunları yapmadığımız sürece adil olduğumuzu şey yapamayız. Ne derler iddia edemeyiz. Günün ikinci önemli olayı da bu sabah ne hikmetsiz böyle pıttırık gibi ortaya tok haberleri döküldü değil mi? <laughs> anladık ki neyi anladık? İşte daha önce eşe dosta TOG'u gösteren TOG yönetimi hafta içinde bir günde otomotiv basınına galiba göstermiş TOG'u. Ama demiş ki cuma sabahından önce yayınlayamazsınız. Evet, seven bir şey yayın. diye düşünüyor. İşte cuma sabahı yayınlayalım sonra namaza gideriz hep birlikte. Filan diye cumayı kendilerine kertiviz aldılar. Orada da yine bir yayın farklı farklı dümenler, dolaplar dönüyor. O var mı haberimizde? Evet. O, okay. Onu da yeri geldiği zaman şey yapıyoruz. Ne derler konuşuyoruz. Yeni TOG facialarıyla bana soracak olursak karşı karşıyayız. <laughs> senin bu şeyle yeni ürün lansmanlarında haberlerini başlayalım. Sonuçta bunlar bizi TOG'dan MOG'dan daha çok ilgilendiriyor. Ee, biliyorsunuz zaten bu hafta tam bir e, lansman haftasıydı. Klasik Aralık ayı. E, yeni yılda göreceğimiz modellerin ilk örnekleri çıkıyor. E, Vivo kanadı en önemlisiydi. <laughs> Çünkü e, Vivo'da hem Dimensity 9200 hem e, Snapdragon Gen 8gen 2 ilk kullanan e, cihazlar ortaya çıkmış oldu. E, X90 serisinde Düz X90 modeline baktığımızda 6,78 inçlik AMOLED ekranımız var. E, 201 gram ağırlığında ve 8,88 mm kalınlığında. Dediğim gibi Dimensity 9200'ü kullanıyor. E, 128 ve 256 GB depolama alanı, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri var. 50 megapiksel ana 12 ve 12 iki yardımcı kameramız önde 32 megapiksel kameramız 120 watt hızlı şarj destekli 4810 mAh bataryamız ve tabii ki 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 zaten o Dimensity'nin de getirdiği bir şeydi ee, ve Çin kırmızısı ki o kırmızı rengi hem sevildi hem sevilmedi ortaya çıktığı günden beri siyah ve buz mavisi renk seçenekleri var. Ee, ben direkt Vivo da şu anda Vivo'nun Çin e, sitesinde satışta. Oradaki Yuan e, şeyine en ucuz modelini yani 828'liğini dolara çevirdiğimde 516 dolarlık bir fiyat görüyorum. E, X90 Pro'da hemen hemen özellikleri aynı yine Dimensity 9200 kullanıyor. E, burada 50 megapiksel 50 megapiksel 12 megapiksellik bir e, kamera dizilim var. 2.12 değil 2.50'ye geçiyoruz. E, kablosuz <laughs> şarj desteği geliyor 50 wattlık 120 watt duruyor. Ee, diğer özellikler zaten benzer bir şekilde yine çin kırmızısı ve siyah olarak geliyor. En ucuz modeli 8256'lık olarak 700 dolardan başlıyor. Yine senin hesaplamalarına evet. onu söylüyor. Evet, yani Yuan'ın yani. çevrilmiş hali. Ben direkt şu anki yani videoya girmeden yani önce. Bu lansman ve bu ürünler Çin lansmanı. <laughs> Çin olduğu için daha global fiyatları belli olmadığından. Genelde bir standart, birazcık da yükselir. Bir standart e, Yuan'ı Çin'e çeviriyoruz. Yani Çin'den almak ee, istediğinizdeki e, dolar kısmıyla. Pro Plus'a baktığımızda ise Biraz telefon daha kalınlaşıp ağırlaşıyor. 9.7 mm kalınlığında ve 221 gram. Burada 8 Gen 2'yi görüyoruz. 12 GB RAM sabit. 256 ve 512 GB depolama seçeneklerimiz var. Burada kameralar bayağı coşuyor. Çünkü 50 megapiksel, 50 megapiksel, 48 megapiksel ve 64 megapiksel olacak şekilde beşli bir kamera dizilimi var. 32 megapiksellik ön kameramız. Burada hızlı şarj 80 Watt'a düşüyor. 4700 mAh kullanılıyor. Büyük ihtimalle orada e artık e işte 120W kullandığınızda cihazın o soğutma vesaire sistemleriyle ve kamera ile alakalı bir değişiklik yapılmış. Biz daha önce hiç böyle bir şey görmüşüm. Pro Plus en üst model olması lazım değil Hı -hı. mi? En üst modelde hızlı şarjın azaldığını ya da batarya kapasitesinin azaldığını yine görmüştük. Gibi. Yani galiba görmüştük. Yani batarya kapasitesinin gibi. düştüğünü de gördük, hızlı şarjın tamam. da bir geri adım atıldığını. Galiba Huawei'de ya da Oppo'da e, hatırlıyorum. Hani ben bunun sebebini şey diye düşünemiştim. Orada kamera düzeni çok fazla yer kapladığı için hani pilde e, Hızlı şarj eklediğinizde orada işte ekstradan korumalar vesaire eklemeniz gerekiyor. Şimdi ben de hatırlıyorum düştüğünde özellikle ki Bunun yani. X90 ailesinin özel bir şey ha, olmadığını arkadaşlarımız anlasınlar. Geçmişte de bu tarz hareketler görmüştük. Hı -hı. Ee, 80 Watt'la burada şarj ediliyor. ve Yine Çin Kırmızı, Siyah modelleri var. Ee, 12-256'lı Yuan'dan e, dolara çevirdiğimizde 900 dolara <laughs> denk gelen bir fiyat var. Ben bunların Avrupa'ya geldiğinde Hani böyle 700, 900 ve 1100 gibi bir şey olacağını tahmin ediyorum. Şeylere Euro, şeylere baktım. Euro ve dolar bazında. dolar bazında. Yani 900 dolara propolası Avrupa'da ve Amerika'da çok zor buluruz yani. Ne olursa olsun bu fiyatlar fena fiyatlar değil. Yani bunu ve mesela 900 dolarlık propolası doları 20 liradan hesap ettiğimiz zaman bile <laughs> üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin koyduğu vergileri koymazsanız çok alınabilir cihazlar cihaz aslında. Yani onu kabul etmek lazım ve o yüzden artık hani yurt dışında çıkan bir ürünün fiyatına tek başına ucuz ya da pahalı olarak değil hep yurt dışındaki rakiplerinin fiyatlarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu cihazların konfigürasyonlarını beğendim. Zaten ben Vivo, Oppo bu markaları seviyorum yani ben bu markaların hep daha güçlenmeli. Sadece burada ben tasarımını çok sevmedim. O üçün kırmızısı rengi. Daha güçlenmelerini düşün, düşünüyorum. O yüzden mesela OnePlus'ın da yani dalga geçiyor gibi görünüyorum. Ürün sayısını yükseltmesi falan ama daha da yükseltmesi gerekiyor bence. Ee, X seviyesi ile ilgili Türkiye'de bu geçtiğimiz bir 20 gün önce falan o şey Vivo X seviyesini Türkiye'ye getirecekmiş bilmem ne falan diye bazı şeyler döndü. Söylendi. Muhabbetler döndü. Biz burada ofiste konuştuğumuz zaman ben dedim ki size ya ben en tepedeki insanlarla görüşüyorum. Vivo'nun benim bildiğim kadarıyla yok öyle bir plan. Tekrar soralım dedik. Nitekim sorduk da <laughs> yok dediler. Ee, lansmanda geçen hafta Vivo'nun yaptığı Türkiye'deki lansmanda galiba Eren sordu. Bizim evet. Eren sordu galiba soru cevap kısmında. Eren'e de cevap olarak böyle bir planlarının olmadığını söylediler. Yani bizim o lansman videosunda soru cevap kısmı yok. Biz soru cevapları çıkartıyoruz. Evet. Çünkü o soru cevaplarda bazen bazı insanlar e, bu benim sorum. Ben bunu kendi yayınımda yayınlamak istiyorum diyebiliyorlarmış. Bizim başımıza hiç öyle bir şey gelmedi ama sektörden duyduğumuz için çıkartıyoruz. Soruyu soran Eren bile olsa o kısmı da çıkarttık yine. Çünkü çünkü tüm soru cevap kısmını olduğu gibi çıkarttık. O yüzden arkadaşlarımız bilmiyorlardı. Yani orada resmi ağızdan dendi ki Eren sorduğu zaman Yok hayır bizim şu anda X seviyesini Türkiye'ye getirmek gibi bir niyetimiz planımız V ve Y serisi dediler. Ama lansmandan sonra o benim de en tepedeki adamlardan duyuyorum falan dediğim yerden ya evet biz X seviyesini 2023'te Türkiye'ye getirebiliriz filan gibi laflar ben de duymaya başladım. <laughs> Tabii şimdi dönüp şeyi soramıyorsun. Ee, lansmanda bu sorulduğu zaman Niçin evet demedin de yani lansman bitiriyor şurada. Üç gün, beş gün olmuş. Yani geçen hafta hangi günde? Salı günü müydü? Çarşı Galiba günü müydü salı olmasa Yani lazım. bir haftada ne değişmiş olabilir? ki Biz bunu bir haftadan daha önce konuştuk zaten. Ya, o sırada şeyde. mesela sadece planlama aşamasındadır da sürpriz olsun diye belki e, söylenmiştir. Benim anladığım da... kadarıyla farklı farklı. Şimdi şunu biliyoruz değil mi Erdoğan? Mesela Huawei P50 Pocket'ı getirdi sattı Türkiye'de. Kaç tane getirmemiştir? Çok az. Yani son ya da sesli katlanabilir cihazda hani işte sold out oldu tükettik falan diye kaç tane sattı? Çok az. Yani azın sayısı burada Bin mi 50 mi 500 mi önemli değil. Normalde bir telefonu Türkiye'ye getirdiğin zaman insanlara soruyorsun herkes şunu söylüyor. O yani 5000 ile 10 bin arasında eğer getirmiyorsan bir telefondan Türkiye'yi onun yedek parçası, servis hizmeti, garantisi bilmem ne filan gibi işlerle uğraşmak Marka için çok karlı değil. Getirdiğinin tamamı satılsa bile çok karlı değil diyorlar. E, diyorlardı önceden. Şimdi tabii bu yeni ekonomik düzende o 5000 ile ila 10 binin rakamın ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Büyük bir tane markadan markaya da değişiyordur. Şimdi benim anladığım şu, Vivo da aynen Huawei'nin yaptığı gibi e, çok az bile olsa X seviyesi getirecek Türkiye'ye. Yani hem konuşulmasını sağlıyor hem de şey algısı da var benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle Türkiye'de bunu görüyorum. Markanın ne kadar iyi olabildiğini hep insanlar amiral gemiyle ölçüyor. E tabii ki yani Samsung'da da bu böyledir. Huawei Çünkü Huawei Çünkü diğer türlü ucuz telefon algısı oluyor. Huawei Leica'nın ekmeğini çok güzel yedi. Bunu kabul etmek lazım. Yani üst segment telefonda ve Leica koydu ama Türkiye'de PSV'si sattı. Bunu da hani Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak <laughs> lazım. Ha bu kötü bir şey mi değil? Bu bir pazarlama stratejisi en başından beri. Ee, o yüzden anlıyorum ki şu anda Galiba emin değilim bundan şey yürütüyorum, Öngörü hı hı. olarak belirteyim. Galiba bizimkiler bizimkiler dediğim Vivo Türkiye X90 seviyesinde yazılmışlar. Ya büyük yani, bir de... sipariş geçebileceğinin sinyalini vermişler galiba Çin'e. Slota açılmış. Aynen galiba. öyle. Yoksa şimdi Çin soruyor ya bütün dünyaya lansmandan önce siz ilgilenir misiniz bu telefonla, özellikle bir şöyle olacak, hı hı. bilmem ne filan filan diye. Galiba Vivo Türkiye el kaldırmış. Ben varım demiş. Şimdi bugünden sonra da büyük bir ihtimal üretimden minimum ya da Türkiye için uygun olsaydı hangi versiyondan hangisinden evet. alabileceğini bir de şöyle bir şey var tabii ki mesela. Şimdi diyelim ki Vivo seçecek X90 Pro Plus diyecek. X sayıda istiyoruz diyecek. Fabrika onları diyecek ki biz size o cihazı veremeyiz o sayıda. Bizim için o rakam çok az ama atıyorum X90 Pro'dan o kadar verebilirim diyecek. Ya da mesela X90 Pro Plus'ı sana o istediğin sayıda Haziranda gönderirim 2023'ün haziranında gönderirim ama sen tercihini X90 prodan yana kullanırsan Mart'ta gönderirim filan diyecek yani bu daha gidilecek yol var e, tüm markalarda da bu işler böyle dönüyor Samsung'da filan da böyle dönüyor bu işler e, o yüzden 2023 takvimi yılında ben bu X90 ailesindeki 3 üründen bir tanesinin Türkiye'de e, satışa çıkacağını tahmin ediyorum. Gönlümden geçen de açıkça söylemek gerekiyorsa ya baz model ya da şeyin Pro'nun şeyi yapması. Bence de ya yani Pro Plus gelirse sadece gelmiş olur birçok kişi için. Ama şöyle de bir güzel yanı var mesela zaten Vivo bu şeyi yapıyordu mesela. Daha öncesinde ürün gelmese bile en azından bir test örneği falan şey yapıyordu. ya Onu da bizim zorlamamızla yapmaya başladılar yani sadece Vivo değil birçok marka. Tabii, tabii. Çünkü bizim markalardan şimdi insanlar zannediyorlar ki ben diğer yayıncıların nasıl çalıştıklarını bilemem. Sadece piyasadan duyduğum kadarıyla biliyorum. Piyasada markaların ve de boza pişiren adamlar var. Ve bu heriflerin tek derdi biraz para koparsınlar, bir tane daha ürün alsınlar, Hı -hı. el altından satsınlar, bilmem ne yapsınlar filan. Markaları geçmişte şantaj yapanlar, hala şantaj yapanlar filan var. Hepimiz biliyoruz bu adamların kim olduğunu. Benim konuştuğum bazı marka yöneticileri Atıyor şöyle şeyler söylüyorlar bana. Ayo Aydoğan denilen kılıksız beni aramasın diye ne istiyorsa veriyorum diyor mesela bazıları. Yani ne istiyorsa veriyor. Ne istediler de vermedik modu var. Yani ne istiyorsa veriyorum diyor. Şimdi bizim markalardan Hardware Plus olarak hep Türkiye'de satışa çıkar mısınız? Böyle şu modeli Türkiye'ye getirebiliyor musunuz? Biz incelemek istiyoruz bu cihazı diye. Taleplerimiz oluyor. Ve bu Vivo'dan değil sadece bütün markalardan oluyor. Yani mesela bizim kanalda en çok insanlar hangi markanın videosunu görüyorlardır? Xiaomi ile Huawei. Huawei Xiaomi, değil mi? Evet. Biz evet. Xiaomi ve Huawei'den de talep ediyoruz bunları. Yani yeve geliyor, Xiaomi'nin tüm dünyada sadece Jakarta'da şurada burada falan çıkarttığı bir modeli bile Xiaomi Türkiye'deki arkadaşların olumsuz cevap vereceğini bilmemize rağmen bu modeli Türkiye'ye getirebilirseniz biz bu modeli incelemek istiyoruz evet. diyoruz. Keza Huawei'ye diyoruz ki işte harmoni yüklü bilmem neyi Çin'de satmaya başladınız. Bu cihazı ya Türkiye'ye getirebilirsiniz bir şekilde. Kutulu olması şart değil. <laughs> satış örneği olması şart değil. Bilmem ne falan. Biz bu cihazı incelemek istiyoruz diyoruz. Ve Vivo sağ olsunlar. Şimdi Vivo Türkiye'de çalışan yöneticilerin tamamının ilk işlevi değil zaten. Bu arkadaşlar daha önce bir yıl farklı farklı yerde çalışıyorlardı. O yüzden çok güzel bir know-how'ları var. Yani sektörle ilişki kurma anlamında da iyi bir birikimleri var bu insanların. Söylediğimiz zaman ne söylediğimizi anladılar. Ve sadece hardware plus'a değil Türkiye'deki yayıncıların tamamını ama bir Çinli'nin kullandığı ama Türkiye'ye gelip bir hafta 10 gün Türkiye'de kalıp sonra tekrar Çin'e geviye dönen filan bir iki tane cihaz tedarik etmeyi başardılar. <laughs> o yüzden de ben tahmin edebiliyorum ki bu yeni cihazdan da Türkiye'ye getirip az sayıda belki tek bir satıcıda falan olsa bile satmayı başarırlar bu arkadaşlar. Bence de ya şey olarak güzel ki benim aslında burada dikkat çekmek istediğim noktalardan biri de üç ürüne baktığımızda normalde ne görürdük yani böyle özellikle Çinli firmalarda buna Vivo dahil, Oppo dahil, Huawei dahil yani Huawei dahil edemeyiz söyleyeceğim şey de. Baz modelde Dimensity, Pro ve üstlerinde Snapdragon görürdük. Bu sefer sadece Pro Plus'ta Snapdragon 8 Gen 2 var. Yani Vivo'nun aslında X90 ailesi için anladığım kadarıyla Mediatek'e ve Qualcomm'a çektiği siparişte Mediatek'e daha fazla çekmiş pro bir modeline ya da de dedik da daha iyi fiyat verdi. Tabii daha o da olabilir. Çok talip talip olmuşur. Ama bir diğer yandan baktığımda işte mesela 900 dolarlık ya da orada 6000 küsür yuana denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Daha yükseği de olabilir. E, Çin'deki alım durumuna da baktığımızda, globale de geleceğinde fiyatlara baktığımızda 9200 burada kendini bir güzel bir şekilde gösterebilir gibi duruyor. E zaten göreceğiz tabii ki. Xiaomi de bunu kullanacak. Diğer markalar da bunu kullanacak. Hani ben 9200 tanıtıldığında sonra 8 Gen2'yi gördüğümüzde de dediğim şeyden ilk örneğinden emin olmaya başladım. Biz bu sene birazcık daha fazla böyle Diamond City şöyle güzel böyle iyi diyebileceğimiz ürünler göreceğiz diye tahmin ediyorum. Umarım da öyle olur. Yani bir farklılık olması açısından ve çeşitlilik açısından da güzel. Çünkü biz Diamond City'yi bu sene daha çok görürsek. E, Snapdragon'ın kendi içerisinde de hata yapma oranı şey olacak, e, azalacak birçok noktaya gelecek. E, o açıdan ben bir ona sevindim ve gerçekten hani herhangi bir Daimans 9200'lü cihazın da Türkiye'de e, satışa çıkmasını merakla bekliyorum. Şimdi Vivo'dan aynı holdingin bir başka markası olan Oppo'ya geçiyoruz. Oppo ne yaptı bu hafta? Renault'u yeniledi. Renault, yeni. Renault kaç? 9. 9. Biz Türkiye'de şu an Renault kaçı satıyoruz? 7. 7'yi satıyoruz. Renault 9 videonuz sizin Eren'le birlikte bu sabah yayında zaten. Detaylı ve o videoda da var. Hı hızlıca -hı. bir bize onlardan da bahsedin. Ee, şöyle bir fark var. Mesela Türkiye'de 7, dünyada 9 çıkıyor dedik Çin'deki lansmanında. Biz şeye de baktık, Renault 8'i ne zaman çekmişiz herhalde. Yani yine lansmandan sonra birçok telefonda e, sizlere aktardığımız gibi dört ay önce çekmişiz. Yani o altı aylık döngü de biraz azalmış gibi Ama şey, Oppo e, Zaten Aydan, yıllardan beri bunu söylüyorum ya, yani, yani bu şeyin hızlanması gerekiyor. Ee, yılda bir kere Amiral gemisi lansmanı yapma formunun hızlanması hı hı. gerekiyor. Öbür türlü bu şirketlerin, bu şirketlerden kastım sadece şey değil, Oppo değil. Samsung'unda, Apple'ında, tüm diğer yönünde karlılıklarını koruma şansları çok şey kalmıyor. Tabii. Kalmıyor. Mesela Xiaomi bunu nasıl yapıyor? İşte Poco'dan bir ürün çıkartıyor, Redmi'den çıkartıyor. Yani aslında çeşitlilik var gibi gösteriyor. Ki baktığında aslında hani işte sallıyorum Redmi Note 11 aslında Poco bilmem ne gibi bir durum var. O ayrı bir mevzu ama burada direkt serinin de o 6 aylık döngüsünü biraz kısaltmış gibiler. Ama seride önemli bir avantaj var. Renault'u inanılmaz seviyede şeye, e, orta ve üst segmente yaymışlar. Çünkü Renault 9 baz modelinde 778G'nin 5G versiyonu var. Renault 9 Pro'ya geldiğimizde Dimensity 8100 Max var. Yani orta üst segmente çıkıyoruz. Renault 9 Pro Plus'ta 8 Plus Gen 1 var. Yani 12T'nin... Bu çok dengeli bir evet. dağıtım. Ya Normalde mesela hep Pro Plus'ta bir işlemci yükseltir. Diğer işlemciler biraz daha böyle hani genel kitleye hitap eden şeklinde olurdu. Yani alınabilir olurdu. Burada 3 modelde de farklı seviyelere konumlandırmışlar. Tasarımları birebir aynı neredeyse. Ve e, Renault'un o en sevdiğim yanlarından olan ince ve şık olma konusunda burada da şey durumu var. Çünkü 7.2 mm inceliğinde 174 gram ağırlığında Renault 9 Pro ve e, düz Renault 9 modeli. Yani birebir aynalar. 6.7 inçlik 120 Hzlik AMOLED ekran bütün modellerde aynı. Fix var. Evet, e, bazı oyunlarda mesela 1000 Hz'e çıkan bir dokunmatik hassasiyeti var. Bu özellikle e-spor vesaire noktasında e, önem arz edecek gibi duruyor. E, düz modelde bile 12 GB RAM seçeneğimiz var. Yani öyle bir Hı -hı. şeye coştular. 8 ve 12 GB RAM düz modelde. 128, 256 ve 512 depolama. Pro'ya geçtiğimizde 12 sabit, pardon Pro'da 16'ya çıkıyoruz direkt. 256, 512. Pro Plus'ta da direkt 16, 256 ve 512 var. Ee, baktığımızda 50 megapiksellik bir kamera sensörü yer alıyor Pro ve Pro Plus modelinde. Düz modelde 64 megapiksel var. Pro Plus'ta OIS desteğimiz mevcut. Şarjlara baktığımızda da e, düzlerde 67 Pro'da 80 Watt var. Fiyatlara geldiğimizde düz model 350 Pro 490 Pro Plus 560 dolar gibi bir fiyat. Süper var. Super fiyatlar. Yani, yani 560 dolara 8 Plusken bir olabiliyor. Yani, Vivo'nun fiyatlarını değerlendirdiğimiz gibi bu fiyatları kendi içinde değerlendirirsek ne diyor kendi içinde? Yani sen eğer cebinde 490 dolar değerinde yuan olan bir Çinliysen ve gidip Pekin'deki ya da ülkenin herhangi bir yerindeki bir Oppo shop'tan e, Renault 9 Pro'yu bu fiyata alabiliyorsan bu muazzam bir rakam. Ama tabii ki bu cihazı 490 dolarlık bu cihazı Türkiye'ye getirip satmaya kalktığın zaman fiyat 20 bin liraya falan çıkıyor. Tabii. Öyle bir şey. Yani ben, düzü diyor. 10 bin liradan falan gelir. Yani. Ee, öyle bir dert var. Ben şeyden 9 Pro'dan bahsediyorum. 490 dolarlık cihaz ortalama 20 bin yani 19 bin ile 20 bin lira evet. Hadi biraz daha geniş tutalım. 18 bin lira ile 20 bin lira arasında bir yerden gelecek. E o zaman tabii ki çok fahiş oluyor bu rakam. Ki zaten hani ama... Oppo kanadı da sırf bu yüzden hep yüzünü getiriyor. Ama bir de şey var abi. Bu üç telefonun en önemli detaylarından biri var. Aslında Renault 8 ailesinde de bunu yapmışlardı ama e, biz aslında burada InnoDay'den önce bir Mali Silikon diye şeyini hı hı. görmüştük. Oppo'nun kendi geliştirdiği evet. MPO bir MPO şey. birimi. E, Sonrasında bunu zaten şeyde yani Find serisinde kullanmıştı. Mali ee, Mari Silikon X olarak yeniledi tekrar. Find X5'te gördük. Bunların üçünde de Mari Silikon X var. Yani, yani Find X'de kullandığı görüntüleme şeyi, işlemcisini, hı. yongasını burada da kullanmış. Evet, bu şimdi. yüzden fotoğraf noktasında zaten iddialılar biliyorsunuz Oppo ile Vivo. Yani BBK grubu direkt diyebiliriz bunu da. Ee, burada Mari Silikon X ile işlediği için sizin çektiğiniz fotoğraflarda yani Snapdragon 778G'nin yapabileceğinden daha iyi bir şey. işte 8100 Max'in yapabileceğinden ya da 8 Plus Gen 1'in yapabileceğinden iyi bir durum oluyor. Gerçekten hani ben Renault 9 Pro Plus'ı direkt ele aldığımızda yani Xiaomi'nin T serisi gibi bir kıvama gelmiş diye görüyorum. Bildiğin amiral gemisi bu telefon her Oppo, işte Oppo diyorum. Oppo, evet Oppo Türkiye'de aradaki av modüle atlayıp doğrudan bunu Türkiye'ye getirmeyi tercih ediyor. Bir kere öyle bir şey yapması lazım kesinlikle en azından Türkiye'deki satışta dünyadaki satışı tekrar şey yapmak için ne derler eşitlemek için böyle bir şey <laughs> yapması. Çünkü hani aynı süreçte gidersek şöyle bir durumu var mesela 778G çok da yeni bir işlemci değil Renault 9'daki hani fiyat dengesi için öyle bir tercih yapılmış hala geçerli ve güzel bir işlemci ama Şimdi Türkiye'ye Renault 8 gelecek sonra Renault 9 gelecek diye bakarsak ben sadece bazı modeller üzerinden düşünüyorum. Renault 9 geldiğinde biz kim bilir artık bu 700 serisinde neleri görüyor olacağız cihazlarda? En son gelen Oppo cihazı 778 ya 2 sene öncesinin işlemcisi gibi konuşmaya başlıyoruz. O hoş olmaz. Dur bakalım hayırlısı diyelim. Çünkü yani burada ben artık şey de yapamıyorum Aydoğan birçok markaya. Niye getiremiyorsunuz da diyemiyorum. Çünkü Türk halkının ekonomik durumu <laughs> artık hani bu cihazda böyle 20 bin lirayla 15 bin lirayla falan para vermeyi şey yapmıyor kolaylaştırmıyor ve bu adamlar da satış yapamıyorlar. Satış yapmayacağını satamayacağını bile bile niye getirsin gibi. Kendi içinden çıkamıyor yani bu kuyruğunu yiyen yılan mantığıyla devam eden bir açmazın içindeyiz aslında. O yüzden biz şey yapmakla iyiyi ummakla şey yapalım ne derler e, yetinelim Tabii. sadece ve inşallah getirsinler diyelim. Sıradaki haberimiz bize geldiğimizde yine bir veri sızıntısı olaya çıktı Cyber News üzerinde. Cyber News'in paylaştığı bilgiye göre onlara ulaşan bir hacker grubu daha önce hani biz Türkiye'de de farklı farklı işte firmalar için görmüştük. Elinde 500 milyon bir WhatsApp kullanıcı verisi yani isim ve numara bilgisi olduğunu paylaşmışlar. E, Cyber News'te e, yani bir örnek tabii ki şey olarak talep ettiğinde onlara 1097 e, Birleşik Krallık'tan yani İngiltere bölgesinden 817'de Amerikan kullanıcı verisi e, sağlanmış e, kanıt olarak. Cyber News konuyla alakalı nasıl ulaştıklarını sorduğumda kendi yöntemimizle demişti. Yani direkt Whatsapp'ta mı bir açık buldular ya da Whatsapp hesabıyla bağlanabildiğim bir şey olan bir siteden mi aldılar verisi belli değil ama e, toplamda 84 ülkeden bir veri toplandığı söyleniyor. Bunun da yaklaşık 20 milyonun Türk olduğu konuşuluyor. İşte WhatsApp'ta da 2 milyar gibi bir kullanıcı olduğunu düşünürsek dörtte biri şu anda adamların elinde olduğu iddia ediliyor. Yani WhatsApp'ın protokol olarak çok güvensiz bir protokol olduğu da Mark satın aldığı zaman ortaya çıkmıştı. Bunu yeni bir şey değil bu. <laughs> Bu verinin de söz konusu verinin de ne zaman sızdırıldığı, ne zaman çalındığı ile ilgili bir bilgimiz yok. Yani dün de çalmış olabilirler, bundan 10 yıl önce de Tabii, çalmış olabilirler. Güncelliği belli değil. Ama ne olursa olsun, telefon numaralarının büyük bir kısmı hala kullanılıyordur çünkü telefon numarası bir insanın ömrü hayatında 40 kere değiştirdiği bir şey değil yani. Yani evet, telefon numarasını değiştiren insanlar mutlaka vardır. Ama ben şimdiye kadar bir kere değiştirdim. bir zaman. kere, iki kere filan diye belli bir ömür hayat boyunca. O yüzden. Rakam çok önemli bir şey o anlamında ne derler. Burada benim dikkatimi çeken şey şu oldu Aydo. E, bu veriyi çalan arkadaşlar bu veriyle ne yapacaklarını henüz söylemediler. Yani bu satılık mı? Büyük ihtimalle öyle bir şey olacak zaten. Okey e, işte satılıksa bu veriyi daha önce satın çalınmış olan başka verilerle birleştirip birleştirmedik. Yani mesela atıyorum şimdi Türkiye'deki 20, 20 milyonluk veriyi. Biz daha önce bilmem ne sepeti.com'dan çalınanlarla da birleştirdik. Bunun yanına şu 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 bilgileri de ekledik. Şöyle yaptık böyle yaptık filan gibi böyle bir potpourri yapmışlar mı? Yapacaklar mı? Yani ya yapmasalar bile e, elinde o verileri olan işte satın alan ya da ortaya çıktığında alan işte Twitch'teki verileri dediğin gibi e, bilmem ne sepetindeki şuradaki verileri falan filan e, Türk bir hacker birleştirmek istese bundan da Türk versiyonunu satın alıp elinde Mis gibi veri olacak evet, yani. Ve e, bunun kötü niyetli bir aktivite olduğu çok belli. Şöyle belli iyi niyetli bir aktivite olsa bundan sadece WhatsApp'a haber davet ederler. Ayıttiler Derler ki şöyle bir açığınız edinmiş. var bilmem ne filan filan. Ve tüm bunlar konuşurken de WhatsApp'ın ya da işte yeni adıyla Meta'nın Meta Tepe şirketin hiçbir açıklama yapmamış Daha olması yok, da evet. çok garip. Yani tamamen e, duymuyor görmüyor biz bilmiyor modunda devam ediyorlar işe. Bakalım buradan ne patlayacak, nereye gidecek ve hani e, nelere gebe bu hikaye hep birlikte göreceğiz. Yani Ama şey şu an değil, için numaraların ki. adamların elinde olduğunu biliyoruz da konuşmaları eriştiler mi, ne oldu, ne var? Bakalım göreceğiz yani e, şey değil, e, tünelin sonunda iyi ışık görünmeyen bir süreç evet. bu en azından onu Kesinlikle. söylemek lazım. Bir diğer yandan aslında bu hafta da e, sosyal medyada özellikle böyle Biz geçen haftanı konuşmuş muyduk? Yok konuşmadık. Okay. E, şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani aslında bilinen bir şeydi. Foxconn'un e, Çin'deki özellikle Apple'a e, ürettiği fabrikasında bu Covid-19 tedbirlerinde şey olmasın diye e, markaların üretimleri e, aksamasın misin? diye orada bir şehir kurup yani sözde şehir kurup fabrikayı kar karantina altına alıp insanların orada işte Covid kendi aralarında geçirip dışarıya yaymaması, dışarıda Covid biri varsa içeriye sokmaması açısından bir karantina sistemi vardı. Ama tabii ki esas amaç burada şeydi üretim durmasın evet. diye. Yani insanlar para kazanmaya devam etsin diye. Hı hı. Ee, ama bir diğer yandan buradaki çalışma şartlarıyla alakalı işte hem mesailerle hem ödemelerle alakalı birçok söylenti vesaire ortaya Senin çıkıyordu. Senin olmadığın, hasta olduğun hafta, pardon tatilde olduğun hafta biz evvelinle bunu konuşmuştuk. Orada da şu çıkmıştı ortaya. İşte bir kısım insanın hasta olduğu için şiftlerini yani vardiyalarını alamadıklarından Foxconn yönetimi saat başı ücreti arttırmıştı. Hı hı. Yeter ki gelip çalışsınlar ve Apple'ın üretimi durmasın diye evet. arttırmıştı. Ama en son geldiğimiz noktada o fabrikanın içinde yani köyün içinde büyük böyle divenişler, evet, işte protesto gösterileri falan filan olmaya başladı. Hatta galiba bir noktada fabrika yöneticileri e, Çin ordusundan destek istediler. Yani kampüsün içine artık kampüs mü demek lazım onu ya? Büyük ihtimal çünkü Biz, yaklaşık 300 bin kişi oluyor. Nizami mi demek lazım ya? Yani nasıl isimlendirmek lazım bilmiyorum. Onun içine şey talep ettiler. E, güvenlik gücü talep ettiler. İçerideki asayişin Kemal tutulması için ya da en azından şöyle söyleyelim. Bu protesto gösterilerine katılmayan insanların görevlerini, neydi onların görevlevi? Üretmek. Hı, hı Üretimi devam edebilmeleri için güvenlik kuvvetlerinden şey istemişlerdi. E, destek istemişlerdi. Şimdi ne olmuş son noktada? En son işte protestolar coştuğunda, protestolardan vazgeçilmesi halinde e, 1400 dolarlık ikramiye sözü verilmiş bütün işçilere taşeron firmeden e, firmadan. Yani protesto etme işinin başına geri dön al şu 1400 doları bir sus denmiş. Ama değil zaten değil o protestoların gelmesinin sebebi işte zaten işte gelirseniz artık daha yüksek maaş alacaksınızın vesaire sözlerinin yapılmamış olması. Yani insanların buna inanma ihtimali de düşük ve bu olaylardan sonra orada işte tabii ki darp edilen insanlar var. Ee, Birçok konuda e, paylaşımlar yapıldı sosyal medyada görüyorsunuz hani orada bir arbede olduğunu. Bununla alakalı e, Foxconn, e, Sputnik'e bir yöneltilen soruya cevap vermiş. İş alınan işçilere ödenmesi planlanan primler teknik bir hatadan dolayı yanlış hesaplandı. Çalışanların endişeleri giderilecek, onların makul talepleri de yerine getirilecek. Bilgisayar sistemindeki girdi hatasından dolayı özür diliyoruz. Ödemeler anlaşmalara ve iş alım duyurularına uygun olarak yapılacaktır diye söylemiş. Yani ben değil, kuzenim de değil bu sefer bilgisayar yaptı. Yedin demiştir. mi? Hayır tabii ki. <laughs> Şimdi burada işin aslı şu arkadaşlar. Çin'in her yerinde işçi emeği, sadece işçi emeği değil her türlü emek ee, en kibar tabiriyle nasıl söyleyebiliriz? Sömürülüyor deriz. Hı hı. Çin hükümetinin politikası bu zaten. O yüzden bizim de bundan bir yıl önce filan Çin modeli bilmem ne filan diye bize sunulan yöntem de ya da yapılması va vaat edilen yöntem de buydu. E, neydi oradaki işte e, emek iyice ucuzlayacak hı hı. E, böylece e, Alman çalışmayacak. Almanın yapmak istemediği işleri biz yapacağız. İngiliz'in çöpünü Adana'daki yakan adam çok ucuza çalışacak. İngiliz o çöpü getirsin buraya göndersin. Hem ucuza yaktırsın hem kendi hava sahası şey olmasın kirlenmesin bilmem ne filan gibi bir hikayeydi. Şimdi geldiğimiz noktada bunun Türkiye üzerinde zaten çalışmadığını görüyoruz. Nasıl çalışmıyor? E, İnsan ne var Şimdi Çin'de peki Foxconn'u bu teknik arıza bilmem ne filan yüzünden bu işler oldu ben yapmadım kuzenim yaptı bizim çocuk yapmış açıklamasında zorlayan ne? Aslında Amerikan kamuoyu çünkü Amerika'da Apple bu işleri göz yumduğu için çok fazla eleştiriliyor son 10 gündür 15 günden beri filan. Hatırlarsan daha önce aynı tesiste intiharlar olduğu zaman da Apple çok geniş bir denetleme ekibini oraya gönderip Foxconn'dan bu yani Foxconn'a şunu söylemişti yapalım. Evet ben senin insanları sömürmeni göz yummak istiyorum. Çünkü senin insanları sömürdükçe ben bu işten daha çok para kazanıyorum. <laughs> Ayrıca unutma ey Foxconn efendi sen de daha çok para kazanıyorsun. Ben bütün ürünlerimi sana ürettirdiğim için başka yerlere gitmediğim için. Ama şu intihar etmelerinin de bir önüne geç yani en azından yemek zehirlenmesinden falan ölsünler bu adamlar internet etmesinler filan demiştim. Şimdi geçen hafta ve ondan önceki hafta Amerikan basınında ya da Amerika'daki sosyal medya hesaplarında filan işte Apple'ın lafa geldiği zaman cinsiyet eşitliğinden, insan haklarından, hayvan haklarından, şundan bundan filan ne kadar bahsettiğini hmm. işte kendi kampüsünün ne kadar çevreye duyarlı, çalışanlarına ne kadar böyle pohpohladığından filan bahsettiğinden ama Çin'deki insanların çektiği bu dertleri görmezden geldiğinden falan bahsedildi. O kadar şey Bu sadece de yani. sosyal medyada falan değil, televizyon kanallarında, gazetelerde, şurada burada falan yazıldı. Ve Amerikan halkının işte göveceli olarak böyle bazı şeylere daha duyarlı olan kısmı hemen bir mırıldanmaya başladı. Ve o mırıldanma sonucunda da Apple Foxconn'a çözülen şu sorunu mesajı gönderdi büyük bir ihtimalle. Şimdi burada o kadar böyle bir hani büyük balığın çevresinde dolaşıp büyük balığın dişlerini filan temizleyen ya da onun devresindeki mantarları filan temizleyerek yaşamını sürdüren küçük balıklar vardır ya hani biyolojide bunun bir de adı vardır. Birbirine mahkumlar, birbirlerine zarar vermezler diye. Apple'la Foxconn ya da genel anlamda bakarsak Apple'la tüm Çin arasında öyle bir şey var ki denge var ki Apple Çin'deki üretimden vazgeçemiyor. Çin'deki üreticiler de Apple'dan vazgeçemiyorlar. Evet. Çünkü kabul edelim ya da etmeyelim Apple muazzam karlılıkla bir iş yapıyor ve bu karlılıktan Foxconn ve benzeri şirketlerin payına düşeni onlara vermek konusunda hiç şey yapmıyor, dert etmiyor. Hatta yeri geldiği zaman ne diyor Foxconn'a? Sakın diyor Samsung'a, Xiaomi'ye bilmem neye falan ürün üretme. Eğer otomotiv üretimi bilmem ne, akıllı otomobiller falan anlamında üretim yapacaksan bu kampüsün dışında git yap yatırımlarını. Bu kampüs çünkü biz tüm yıllık satışımızı senin bizim için ürettiğinin iPhone'ların sayısına göre planlıyoruz diyor. Hı hı. Ve Çin'deki şu işte biz yapmadık bizim enişte ne oğlu yapmış küçük çocuk yapmış matematik hatasıymış bilmem ne filan hikayeleri de Apple'ın diretmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Burada en garip olan şey şu ki Çin'deki hiçbir aklı başındaki adam Foxconn'un bu 1400 doları ödeyeceğine inanmıyor. Yani sadece çalışanlar değil. Anladınız dünyada, dünyada da şu an inanan Finan inanmıyor. Niye inanmıyor? 1400 dolar kendi başına Apple'ın bir cihazdan kazandığı paradan çok fazla. Ve orada 300 bin kişi olduğunu düşünürsen. Aynen öyle. Yani her ne kadar e, bu gösterileri filan çok daha insan, az insan. 4000-5000 kişi falan katılmış olsa dahi 5000 çarpı 1400 doların ödenmesinin Apple açısından mümkün olmadığını, Apple'ın bunu hayatta kabul etmeyeceğini, yani Apple nasıl kabul etmeyeceğini, Foxconn'un kabul etmeyeceğini falan düşünülüyor. Ama burada muazzam bir e, sömürü yok mu? Var. Bu sömürü için yapılıyor? Dünyanın her yerinde insanlar iPhone satın alıp kullansınlar. Apple daha çok para kazansın diye Şu anda diye da işte yapılıyor. iPhone'da bir şey stok sorunu da var ya işte Pro bulamıyorlar. Satamıyorlar. Şey bulamıyorlar. Bu ee, yani bunun sebebi de bu tarz oradaki sorunların. Bu sorun çözülmeyecekti. Yani biz e, bu sorunun e, nasıl o intiharlardan sonra bir süre duymadık hiçbir şey. Duymadığımız zaman da süt liman mıydı işler? Değildi. Duymadık sadece. Yine bir şekilde üstünün... Baskıyla çözecekler yine. Üstünün yine bir şekilde kapanacağını ve mesela şunu duyacağız. Hatırlarsan koronanın ortasında biz bunu duymuştuk. Bu fabrika için Çin'in başka bölgelerinden işçi getirmişlerdi. Hı. Yani hiç o bölgesini bilmeyen insanların köylerinden günlük Aynen. bilmem kaç lira parayla toplanıp getirdiklerini düşünüyor. Şimdi yine bu göstericiler işten çıkartılacaklar büyük bir ihtimalle. Onların yerine Çin'de operaya çalışmaya niyetli başka insanlar getirilecekler. Ve taşıma suyla bu değirmen dönecek. Döndükçe insanlar mağdur olacaklar. Niçin? Apple daha çok para kazansın. Steve Jobs kefenin ceplerini biraz daha doldursun diye. Ve Apple her çeyrek dünyanın en değerli şirketi olma unvanını şey yapmasın. Kaybetmesin diye ne yazık ki bu yapılacak. İşte bizim gibi iyimserlerdi. Bir gün elbet bu düzen bozulur. Kapitalizmin yani dünyanın en şeyine gırtlağına o postallarının en kalın yeriyle basıp dünyanın nefes almasını engelleyen kapitalist düzen elbet bir şekilde yıkılır umuduyla biz de bu haberleri böyle okumaya, dinlemeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Elden gelen başka bir şey yok. Elden gelen şöyle bir şey var aslında. Tüm dünya insanlarının organize olup tıpkı Amerika'da oluşan kamuoyu baskısı gibi tüm dünya insanlarının biz bu şartlar altında üretilen ürünleri kullanmak istemiyoruz demesi. Bak burada dert Apple değil. Genel anlamda biz bu şartlar altında üretilen ürünlerin kullanılmasını kullanmak istemiyoruz. Hangi şartlarda? O hayvanlar üzerinde test edilen, üretilirken insan haklarını ihlal eden üretimi esnasında doğaya çok fazla zarar veren üretimi esnasında bazı baronları ve mafya baronlarını zengin eden mesela Afrika'daki elmas üretimi hı hı. ya da işte kabilelerin birbirini öldürmesine neden olan ya da işte bizim dibimizde Suriye civarında yani Arabistan Yarımadası'nda yaşanan petrol savaşları. Petrol kullanmayı bırakabilirsen ya. Barış petrol... savaşları petrol savaşlarını da sonlandırmış olursun filan gibi. O yüzden dünya insanlarının bu tarz olaylara tepki vermesini beklemekten başka hiç bir çaremiz yok. Yani aslında çözüm tek başına sensin, benim, Doğuş, Can, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız. Eksik olan ne? Kolektif bilinç. Bir, sen şeyi... bir elin nesi var? Nasıl? Bir elin nesi var? Bir sen şey şeyi şey kolektif bilinçle çözebiliriz aslında. Yeter ki kolektif bilinç oluşabilsin. O yüzden birçok ülkede tarih boyunca yöneticiler kolektif bilincin oluşmaması için kendilerince başka başka sınıflar yaratılmasına öne yak olmuşlardır. Yani bu sınıflar bazen işte ruhban sınıfıdır, bazen Foxconn çalışanları sınıfıdır, bazen başka başka isimler altında çıkar. Çağın ruhu gereği bazen influencer olarak karşımıza çıkar ama hep çıkar ve bunların aslında hepsi egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinden alınması için şey yapılan ne derler oluşturulan yöntemlerdir. Bunu sadece Amerikan hükümeti yapmaz her türlü devlet bunu yapar çünkü niye devletler kapitalist düzene bugün boyun eğmişlerdir dünyanın her yerinde. Ee, eğmeyen ya da mücadele eden çok az sayıda devlet vardır. Onlara da bakarsak zaten %100 dışında kalabildiklerini varsayamıyoruz. Çünkü biraz önce söyledim mi? Kapitalist düzen dünya insanlarını yere yatırıp ellerini ters kelepçeyle bağlayıp gırtlaklarında da postalını bastırmıştır. Ve bizim aslında istediğimiz tek şey belki de şu anda o postalın baskısının biraz azalması. Ters kelepçeyi falan geçtik yani o aşamayı <laughs> Çoktan şey yaptık da nefes alalım bari biraz. Çin'deki adamlar ölmesinler. Niçin ölüyor bu çocuk cihazların çoğu? İşte Kaliforniya'daki influencer iPhone reklamı yapsın ve oradan para kazansın diye ölüyorlar aslında hmm. bakacak olursak. Çok garip, çok kötü şeyler. Neyse. Bizim HVP'nin boyunu misli misli aşan konular bunlar ama herkesin ve bir boş zamanında en azından uykuya yattığınız zaman, o uyuduğunuz, uyumakla uyumamak arasında geçen kısa sürede bir olsun düşünmesi gereken de şey konular, önemli konular. Kesinlikle. TSMC yani Tayvan kanadına geçtiğimizde ise biliyorsunuz özellikle işte bu bahsettiğimiz Çin, Amerika vesaire arasındaki durumda Amerikan hükümeti tarafı da fazlasıyla Tayvan'a yakınlığıyla bilinir. Daha önce konuşmuştuk bunu Amerika'da bir fabrika kuracağına dair. Bak şöyle başlamak lazım işi Kısa bir süre önce Pelosi yi... Tayvan'a gitti evet. ve orada dedi ki bizim dedi Tayvan hükümetine şeyimiz ne derler desteğimiz sonsuz dedi değil mi? Hı hı. Ve Pelosi'nin TSMC yöneticileriyle de görüştüğü söyleniyordu. Resmi olarak evet. açıklanmasa bile görüştüğü söyleniyordu. Şimdi daha önce Biden Kore'ye gidip Samsung yöneticileriyle görüşmüştü ve Samsung fabrikasını ziyaret etmişti hatırlarsan. Evet. Sonrasında hemen Samsung'un Amerika kıtasındaki ve Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde Texas'ta. Texas'taki fabrikasının temeli atılmıştı. Değil mi? Hı hı. Şimdi de görüyoruz ki TSMC e, Amerika kıtasında bu sefer Arizona'da değil mi? Hı hı. Arizona'da fabrikasını açıyor. Hı hı. Nerede filizlenmişti bu konuşmalar? Pandeminin ortasında Amerikalı şirketler özellikle de Amerikalı otomotiv şirketleri yere iletken bulamadıkları için üretimlerini durdurmuşlardı. Detroit'te, Detroit niye Detroit'ten bahsediyoruz? İşte Amerikan ekonomi, e, e, otomotiv sektörünün fabrikalar kenti olarak konumladığı Detroit'te bir anda işsizlik e, 20. yüzyılın en yüksek rakamlarına ulaştığı için. Amerikan devletinin yaptığı pandemi yardımlarına rağmen bile Detroit'teki halk aç kaldığı için filan ve Amerikan hükümeti işte Biden'ın yeni göreve geldiği zaman ilk söylediği şeylerden birisi neydi? Biz ne yapıp edip üretimimizin Çin'e bağımlı halden çıkmasını sağlamak zorundayız demişti ya. Hı hı. Avrupa topluluğu da o günden beri Avrupa da topluluk sınırları içinde bir çift fabrikası açabilmek için fon ayırıyor bilmem ne yapıyor. İşte önceki Alman şansölye Hanımefendi Merkel bu konuda çok şeydi, iştahlıydı. Ama şimdiki şansölye e, Merkel'in yaptığı her şeye biraz uzak durmaya çalıştığı için biraz daha şey. Ama ne oluyor? Batı medeniyeti yani esas müşterinin olduğu yer, esas ürünlerin çok karda satıldığı yer satış azalmasın diye. Satış niye azalıyordu? Üretim azaldığı evet. için. Satış azalmasın diye. Satışın azalmasının önüne geçmek için kendi fabrikalarını kuruyor. Ne olacak biliyor musun bundan 40 yıl da? Tıpkı Foxconn'un başka Çinli eyaletlerden işçiye transfer etmesi gibi bizim bizim dediğim Türk insanlarının yasal göçmen olarak vakti zamanında Almanya'ya kabul edilmeleri gibi <laughs> Türkiye'nin Bilerek ve isteyerek yasa dışı göçmenleri sıf ucuz iş gücü, sigortasız çalışan bilmem ne filan gibi kabul etmesi gibi. Yani kabul etme nedenlerinden bir tanesinin olduğu gibi. Bu Amerika'da ve Avrupa topluluğunda kurulan fabrikaları de yine Çin'den, Filipinlerden, Tayland'dan filan. Oradaki bir köyden filan insanlar bugün izlediğimiz Netflix filmlerindeki bilim kurgu filmlerindeki gibi uçaklarla alınacak. Ya da vakti zamanında beyaz adamın Afrika'dan köleye kaçırması gibi Gemilerini. nasıl kaçırıyordu? Gemiyi sahile çekiyordu. Bir köyü olduğu gibi silah zoruyla gemiye bindirip Amerika kıtasına gelinceye kadar bunları aç susuz ve kırba çeşliğinde eğiterek ne yaptırıyordu? Pamuk tarlasında çalıştırıyordu o zamanlar. Şimdi de ne yapacak? TSMC'nin fabrikasında çalıştıracak. Bundan 40 yıl sonra 50 yıl sonra sadece üretim durmasın. Ne dedik biraz önce? Kapitalizm dedik. Kapitalizm kendi yolunu buluyor. Yani böyle buluyor işte. Kapitalistin en tepesindeki herif gidiyor Tayvan'a. Diyor ki eğer diyor sen bu fabrikayı Amerika'da açarsan ben Çin'in burayı işgal etmesine karşı dururum diyor. Sonsuza seni korurum diyor. Kam papa diyor. Neydi Uncle Sam seni istiyordu değil yani. mi askerle? Burada diyor ki Uncle, bu sefer Uncle Biden diyor seni istiyor diyor. Sen habibin devamını şey yapsana ne yapacaklar ee, bu fabrikada? Özellikle 3 nanometre sürecinde üretim için planlanıyor. İlk başta 5 nanometrelik üretim olacak. Ama ardından tam anlamıyla 3 nanometreliğin merkezi olacağı söyleniyor. Bir diğer yandan 2024 yılında açılması planlanıyor. Şu anda inşa halinde. Ama TSMC'nin Japonya'da da bir üretim tesisi var. Şu anda o da şey yapılıyor. Fabrika üretim aşamasında daha kuruluyor. Bir diğer yanda Almanya ile de bir dirsek teması var. Yani ilerleyen dönemlerde Almanya'da da bir TSMC fabrikasının kurulacağını görebiliriz ki biraz önce konunun başına bahsettiğimiz gibi eee Texas'ta da bir Samsung'un çip üretim tesisi var. o da benzer düşüncelerle şey yapıyordu. 3 nanometre planıyla yapıldı. Yani aslında yeni nesil çiplerin işte Ersin abi'nin bahsettiği gibi Çin'den gelme süreci otomobillerde diğer ürünlerde kurulma sürecinin önüne geçilmesi için 2-3 nanometre yani iki büyük bunu üretebilen firmanın İki büyük fabrikası da Amerika'ya çekilmiş olacak gibi görünüyor. Şu buradaki esas plan aslında bence bundan emin değilim. Benim okuduklarımdan, gördüklerimden çıktığım şey şu. Çin'in yükselişini Amerika'nın engelleme ya da durdurma ya da yavaşlatma çabası başka hiçbir şey değil. Hı hı. Yani Amerikan hükümeti haklı olarak şöyle düşünüyor. Dünyanın her yerinde Amerikan şirketlerinin yaptığı satıştan Amerikan şirketleri çok iyi para kazanıyorlar. Öyle değil mi? Diyor. Yani al işte bak Apple Otomotiv şirketlerimiz, diğer teknoloji şirketlerimiz, filan filan. Ama Amerikan şirketleri para kazandıkça Çin de para kazanıyor bu işten. diyor. Ve birim Amerikalı kendisini mutlu hissetmek için cebinde 100 bin dolara ihtiyaç duyarken, birim Çinli kendisini mutlu hissetmek için 10 dolarla bu mutluluğu, aynı mutluluğu satın alabiliyor diyor. Hı hı. O yüzden de Çin çok hızlı yükseliyor. Yine neyi referans vereceğiz? Netflix'teki Çin'in yükselişi belgeseline referans vereceğiz değil mi? Oradaki grafiklere baksın arkadaşlar yük, büyüme hızına. Şu bu hızı çözmesi için, bu hızı yavaşlatması için ne yapması lazım? Vakti zamanında kendi eliyle üretim merkezi haline getirdiği Çin'deki üretimi dünyanın farklı noktalarına yayarak dengelemesi lazım. Şu an ne yapılıyor? Dünyanın farklı noktalarına yayılıyor. Buradaki kötü olan şey ne biliyor musun Aydoğan? Bir seni hani bu lojistik olarak çok önemli bir yerdeyiz. Avrupa ile Asya'yı birleştiriyoruz. İşte Rusya bize mahkum bilmem ne filan şeylerimiz var ya, söylemlerimiz var ya. Şu çift fabrikalarının herhangi birisinin Türkiye'de kurulmasını sağlayamıyoruz mesela. Öyle ya bizde de açlıktan ölen bir yanadan var. Yani bugün asgari ücretle çalışmak için işeviyen. iş arayan, ne yazık ki çok fazla insanımız var. Çok doğru. Yani ben şeyi anlamıyorum. Mesela işte bu Türkiye'de Xiaomi, Oppo bilmem ne filan fabrikalar kurdu ya. İlk önce bir onları aşağıladık böyle. Bunlar fabrika değil, atölye, montaj tesisleri hmm. filan. E tamam işte şöyle cuma raporunda bunu 50 kere söyledim yani. Bugün asgari ücret kaç lira? Kapatarsak 5500 lira. 5500 lira maaş almak için güvenlik görevlisi olmayı, markette güvenlik elemanı olmayı, kasiyer olmayı, işte fast foodçu da şurada burada falan çalışmayı için başvuran ve bu işleri bile alamayan ne yazık ki arkadaşlarımız var. Evet bu insanın önlemesinde üniversite mezunu olanlar falan da var. Ama evde oturacağını 5500 lira kazanmak istiyor adam ki haklı. Başka türlü ne yazık ki Türkiye'de yani ekmek aslanın ağzındaydı midesini midede filan değil Çok daha aslandan çıktı gitti ama sen ekmeğe ulaşmak için aslanı geçmen gerekiyor Türkiye'de hala ve biz o biz beğenmediğimiz büyük devletler ne diyor büyük devletler Avrupa topluluğu Amerika bu dağıtımı tekrar yaparken bak göz göbe gibi yapıyorlar senle ben şurada cuma raporunda pandeminin başından beri bu dağılımın tekrar yapıldığını gördük değil mi? Göz göbe gibi yapıyorlar biz şey yapamadık. TSMC'yi ya da Samsung'u ya da bu kadar büyük isimler de olması gibi herhangi bir ana teknoloji üreticisini yani elinde kendi lisansları, kendi fabrikaları, kendi laboratuvarları olan herhangi bir üreticiyi Türkiye'ye getirip Türkiye'de ara mamul üretmeyi İkna edemedik. Bakabiliyor musun olaya? Ne çalıştık mı o da ya? Ya önemli tabii. Ya MSI şimdi STSMC bu, ile konuştuk. Bu, bu iş nereden kim sorumlu? Varank sorumlu evvelde değil mi Türkiye'de? Sanayi ve teknoloji ya, odur. Yani her işten tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sorumlu da hani Varank'ın da görev tanımı içindedir. Varank'ın ağzından ben böyle bir şey çıktığını duymadım bugüne kadar. Yani ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından da böyle bir şey çıktığını duymadım. Yani ee bizim bu işlere ihtiyacımız var aslında yani bu fabrikada bir ihtiyacı var ve e, yarı iletken üretimi konusunda bakacak olursak neye ihtiyaç var mesela enerji kaynaklarına ihtiyaç var ve su kaynaklarına ihtiyaç var öncelikli olarak değil mi bir de insan kaynağına ihtiyaç var Türkiye bunların hepsini şey yapabilir ne derler ee, sağlayabilir karfiyem yani konum Her şeyi olarak ka bir şey ee, ama biz bu işin için bir parçası olamadık mesela. Ne yazık ki olamadık. Hadi gel ekran kartı pazarı çöküyormuş. Bu haber benim hoşuma gider büyük bir ihtimalle. Ee, biliyorsunuz e, özellikle ekran kartı kanadında e, pandemi ve mining hikayesiyle beraber çok ciddi bir talep artışı vardı. Suni bir yükseliş. Evet. Şimdi ise e, tüm platformların e, GPU türlerini içeren e, sevkiyatta yani direkt aslında üretip e, dağıtılan kısma baktığımızda %25,1 gibi bir düşüş yaşandı. Yani bunun içerisinde mobil de var işte PC içinde var yani grafik kartı dediğimiz ekran kartı dediğimiz bütün olgular bu şekilde olmuş. Masaüstü ekran kartında %15,43 diz üstünde ise %30 seviyesine düşüş yaşanmış. Ee, bu ilk başta 2009'da bir böyle bir durgunluk görmüştük. Şimdi e, 2009'dan sonraki en büyük düşüş e, olarak dikkat çekiyor. Burada dediğim gibi hani benim tahminim birazcık şey e, işin artık mining hikayesinin bitmiş olması, çip krizi. Ama bir diğer yandan e, bahsedilen şeylerde bence ekran kartı özellikle mobil tarafta ihtiyacının e, azalmış olması gibi düşünüyorum. Yani işte mesela e, cihazlarda artık Intel'in kendi grafik birimi AMD'nin kendi grafik birimiyle beraber. Gerçi o da biraz bu sayılara etki eden bir durumda ama harici ekran kartı bir cihaz yerine artık işlemcilerinde onların kendi içerisindeki grafik biriminin de gelişmesiyle e, bu cihazlarla birçok işimizi yapabiliyor olmamız. Hani Evo platformu olabilir, AMD'nin olabilir. Şimdiye kadar bizim de kanalda anlattığımız birçok test ettiğimiz cihazda yani örneğin bu MacBook X Pro'nun son versiyonu. Ben bunu da gerektiğinde işte e, hızlıca kurgu da yapabiliyorum. Birçok şeyimi de yapabiliyorum. İnce, hafif ve süresi uzan bir hale geldi. Biraz bunun da etkisi var diye düşünüyorum ben yani. Şimdi o suni yükselişte çok iyi para kazandılar. Bunu kabul etmek lazım. Ee, ve onlar her ne kadar biz bu mining hikayesiyle çok işimiz yok. Biz esas, biz bizim de esas derdimiz oyuncular. Biz oyunculara servis yapıyoruz. Tekrar onlara diyoruz, kalacakları bilmem için. Bilmem ne filan deselerdi e, istemezlerdi ki Bitcoin bu kadar düşsün Ethereum yeni protokole geçsin ve Ethereum Ether mine etmek diye bir şey kalmasın <laughs> dünyada. Çünkü niye? Kârlılık rekorları kırıyorlardı. Bir de fiyatı istediği gibi oynatabiliyorlardı. Mesela geride bıraktığımız iki yıl boyunca hiç kimse kalkıp ya bu ekran kartı çok pahalı diyemedi korkusundan. <laughs> Çünkü bu ekran kartı çok pahalı diyene hadi lan git o zaman başkasına bul diyordu. Kim diyordu? Nvidia böyle diyordu. Şimdi tabii ki hem o hani hurmalar hem de dönüp bugüne baktığımız zaman bugün yeni bizim önümüze platform olarak koydukları platformun aslında cebimizden para almaktan başka bir işi yaramadığını, çok da başka bir işi yaramadığını gören insanlar e tabii ki almıyorlar yeni model Ama bak C burada şöyle bir şey de var. Şu anda dünyanın birçok yerinde şeyi hatırlıyor musun? Aydınlan, Çin'de Öyle mine fabrikaları vardı ki fabrikanın içinde arabayla gidiyordu adamlar. Ve arabayla bir dakika falan gitmiyorlardı. Yani golf arabalarıyla gidiyorlardı. On binlerce CPU'dan bahsediliyordu Aydoğan. On binlerce şeyden bahsediliyordu. Her bir CPU'ya kaç tane ekran kartı takıldığını falan düşünürsen. Yani yüz binlerce ekran kartı falan. E bu kartların tamamı da şu anda ikinci elde satılar çıktı. Yani ama Çin'de ama dünyanın başka yerlerinde satılıyorlar ve insanlar herkes kendi ekonomisine göre mayından çıkmış kartı alıp kullanan var. Ben şu şartları altında bundan 2 yıl önce astronomik bir para verdim bu ekran kartına. Hala yaptığım yatırımın karşılığını almadım. Bir süre daha bunu kullanırım diye kendini kastıranlar var. Zaten dünyanın çok azında bu yeni seviye, Nvidia'nın yeni seviyesinde geçecek kadar para var. Yani o yeni seviye zaten satamayacağının farkında. Ben istiyorum ki daha beter olsunlar. Zaten şöyle bir durum var. AMD'nin toplam pazar payı çeyrekten çeyreğe %8.5 Nvidia'nın %1.87 Intel'de ise, ya bunlar azalma Intel'de %10.3 artış sevkiyata baktığımızda %8 10,3 azalmış genel olarak e, AMD'nin %47,6 gibi bir azalma var. Nvidia'nın %19,7 azalma var. Intel'in ise %4,7 artması var. Buradaki tabii ki iki durum var. Dediğim gibi bir artık özellikle dahili olarak kullanmak işte ekstra ekran kartı gereksinimi, masa üstünü almaya falan filan kayması ama bir diğer yandan tabii ki Intel'in artık Arc diye de bir e, grafik e, şey var. Hatta biliyorsunuz Burada Iris diyebiliyoruz. Onun yazılımları falan da artık ARK olarak değiştirilmeye başlandı. Yani yeni üretmesinin birazcık avantajıyla yani olmayan pazar payı artıyor gibi hı hı. düşünebiliriz Intel kanadında. Ama dediğim gibi dahili grafik birimlerinin de bu kadar artmış olması yani daha doğrusu gücünün artmış olması kullanımda da baya bir şey yönelme sağladığını da bizlere gösteriyor. Bir şey de önemli. Dünyadaki şu anda enflasyonist Ekonomi de çok önemli. Yani dünyanın her yerinde insanların önceliği artık ekran kartı değil şu şartlar altında. Biz Türkiye'de çok fakiriz de, Amerikalı da artık geçen yılki kadar zengin değil. O ya da bir de, de hani pandemi de herkes aldı işte bilgisayarını, ekran Aynen. kartını falan. Şimdi o yani daha bir yıllık, iki yıllık bilgisayarlar, hani formları gereği daha birkaç sene daha gidebilecek durumları olduğu için böyle bir durum var. Daha ucuzu, daha iyi ürünler çıkarması gerekiyor ekran kartı üreticilerinin yani. daha doğrusu genel anlamda grafik çözümü üreten markaların şu anda bunu yapabilen tek marka Intel gibi görünüyor kağıt üstünde o da şeyi kullanıyor yani bütünleşik olarak bu sistemi verebilmesinin e, kremasını yiyor ekmeğini yiyor demek lazım e, Nvidia biraz aklını başına toplayacak bu iş böyle gitmez yani yani hepsinde de bir e, toparlama vesaire şeyleri olması lazım. Gelelim Oxford kanadına. Biliyorsunuz Oxford her sene aslında yılın kelimesini <laughs> belirleyip duyururdu. Geçtiğimiz sene zaten Vex'i kullanmıştı. Yani aşı kelimesini kullanmıştı. Bu sene bir oylamaya çevirdi bunu. Üç şeyle beraber. Hatta ben bu Timecode'da o yere de o linkini de yapıştırırım. Yani kullanmak isteyenler kullanır. Bu yıl için e, metaverse, e, I stand with ve goblin mod kelimeleri seçilmiş. 2 Aralığa kadar sürecek, 5 aralıkta da sonuç e, açıklanacak. Metaverse'ü zaten biliyoruz. E, şu anda birazcık balonlaşan bir e, sanal gerçeklik dünyasının tekrar bir popülerleşmesiydi. I stand with zaten işte tam karşılığına baktığınızda yanındayım, Destek destekliyorum e, anlamına gelen bir e, durum. Goblin mod ise aslında birazcık böyle depresif bir tavırla hani kendini toplumdan uzaklaştırmak ve işte normalde bakımına vesaire hani klasik bir şeyle bile bakmadan biraz kendini böyle kafa dinlemeye ayırmak, kendini çapulcu soyutlamak. Mi? Çapulcu denebilir aslında <laughs> evet. Birazcık uyuyor, soyutlamak anlamına gelen bir kelime. Bu üçü arasında ve bir şey Ve ilk oynamayla seçiciydi evet. değil mi? Evet şimdiye kadar normalde kendileri seçiyorlardı. Şey İyi hadi hayırlısı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak diyelim. Bu <laughs> e, hem garip hem de bence ileride değişebilecek bir durumun e, göstergesi olan bir durum var. E, ortaya çıkan bilgilerde. Android TV ve Google TV diye Google'ın kendi sistemi var. Hani biz e, Google TV de Türkiye'de görmeye başladık. İlk Sony ile görüyorduk. Şimdi e, farklı farklı üreticiler de TCL vesaire de bunu kullanmaya başladı. X de temel çapta aynı. Android TV'nin avantajlarını sizlere saydığımızda ne diyorduk? İşte e, uygulama mağazası var. Bol bol içeriği görebiliyorsun. Ama sonuçta Android e, APK temelli bir uygulama çalıştırdığı için e, şeyde olmayan e, markette. markette olmayan ya da TV için uyumlu olmasa da telefon için emin olan uygulamaları kurabilme avantajıydı. Şimdi ise Mayıs 2023 tarihinden itibaren Android TV ve Google TV platformlarında APK yerine AAB dediğimiz Android App Bundle formatına geçeceğini duyurdu. Bu birazcık hem uygulamayı sıkıştırma tasarruf etme noktasında bir sistem olacak. Yani önümüzdeki seneki modellerde ya da belki de güncelleme olacağı için diğerlerinde de Bir aynı durum de olabilir. dosyaların ABB formatına geçmesi gerekecek ama bu ilerleyen dönemde bence eğer uygulanırsa hani birazcık test için yapıyordur bunu. APK'yı komple ABB'ye çevirebilir gibi, AB'ye daha doğrusu çevirebilir gibi geliyor Google kanalı. Yani son kullanıcı olarak bizim söz hakkımız olan konular değil bunlar. <laughs> Allah bilir Google'ın yine ne işi var, neyle ne işi var, o yüzden böyle bir şey yapıyor. Bir mal çıksın ortaya, ne olduğunu görürüz yani, yani şimdiden... E amacı birazcık şey zaten, şöyle bir farkı vardı. APK'da bütün dosyalar e şey olurdu yani sen uygulamanın tamamını indirdin. indirip şey yapardın. Bundle kısmında işte gerekli kısmını indir. Sistem dosyalarının üzerine yazacak sanki. Sistem dosyalarını ortak kullanacak gibi sanki. Aynen yani e, gereksiz dosyaların ortadan kalkmış olacak ve şimdi televizyonların kendi sabit disklerinin çok hızlı dolduğu bir gerçek. Yani bu markadan, modelden bağımsız bu bir gerçek. Ona bir çözüm olursa e, ne güzel ama ben e, Google'ın hiçbir şeyi bizim menfaatimizi yapacağına inanmayanlardan olduğum için bakalım ne çıkacak altından diyelim. Eee Sonrasında tabii ki tekrar kurulu kurulumuyla vesaire alakalı ya da bütün uygulamaların direkt bu formata geçmesi gibi bir durum söz konusu olur mu onu göreceğiz. Ama özellikle Android TV'ler artık burada bir test durumu olacak. O da aklınızda olsun. Gelelim Infinix kanadına. Zaten başta da biraz bahsetmiştik. Infinix Note 12 serisi. Sen ümüne şey, geçmedi önce lansmanı beğendin mi? <laughs> ee, yani sunum olarak birazcık böyle şeydi nasıl diyeyim ee, işte Tencent'le olan e, işbirliğinden kaynaklı orası biraz bence böyle gereksiz uzun tutulmuş ama diğer türlü hani ürün şey değil. Ben lansmanın etkinliği beğenmedim ee, beğenmemelerinden bir tanesi de senin bu bahsettiğin PUBG hikayesi yani e, ben arası severim yani PUBG Mobile Türkiye ülke müdürü galiba değil mi ee, ama yani hani bir telefonun, bir seviyenin her şeyini de PUBG'nin üzerine gömmek bana çok çok iyi bir fikirmiş gibi gelmiyor. Ayrıca e, şeyi de unutmamak lazım. Yani bu telefon, e, yani bahsettiğimiz telefon Note 12 ailesi diyelim genel anlamda. E, Infinix için iyi bir oyun çözümü olabilir ama... Pazarda çok daha fazla rakibi olan yani PUBG anlamında çok daha fazla rakibi olan bir şey ne derler cihaz. Ben lansmanda baştan sona Allah'tan şeyi sen yaptın galiba değil mi? Bizim lansman yayınında bu PUBG kısmını falan sen kestin Hı -hı. galiba. Eline sağlık çok iyi düşünmüşsün. Yani e, Infinix Türkiye ülke müdürü sanırım beyefendi çıkıp sunum yapıncaya kadar ben bitmiştim oturduğum yerde zaten. Hı -hı. O kadar çok PUBG, o kadar çok gereksiz bilgi. Yani işte bir tane kız çocuğu var, ünlü Ece şarkıcı seçin. mı? Ş şarkıcı. İşte yani onun mu reklamını izledik? Yani reklamı dedim ki kişisel olarak o kızın mı reklamını yaptı Infinix yaptığı etkinlikte? Ne yaptı bilmiyorum. Hiç çok gereksiz, çok anlamsız bir hikayeydi. Ben hep söylüyorum bence Infinix, Tekno işte Omix General Mobile, Realme, Poco gibi markalar bizim ülkemiz için çok çok önemli. Ama yani hani bence lansmandan sınıfta kaldılar. Neyi nasıl yaptıklarını bir şey yapsınlar. Bir daha baştan düşünsünler. Şimdi hepimiz şunu tahmin ediyoruz değil mi? O kızımız da dahil olmak üzere oraya davet ettikleri influencerların hiçbirisi PUBG oynarken... Infinix telefon kullanmadılar bugüne kadar. Yani. iPhone şeyine ne derler çocuklarına e, Infinix reklamı yaptığını... Yaptırmaya... Satış direktörüymüş Melih Bey. Melih Bey okey tamam. iPhone çocuklarına Infinix reklamı yaptırmaya çalışıyorsunuz. Size bu aklı kim veriyorsa bu şey değil. E, makul ve mantıklı bir pazarlama yöntemi değil. E, bunu çünkü insanlar yemiyor. <laughs> Yani sen onu reklamında da oynatsan, getirsen onu ya tuttuysan, tweet attıysan, Instagram'da story çektiysen Sırf o kızcağız için söylemiyorum, herkes hepsi için. Seçtikleri ve her şeyi yanlıştı bence. Ee, lansman saati çok kötüydü. Yani İstanbul gibi bir metropolde trafiğin ilk sıkıştığı ve en çok en geç çözüldüğü Zincirlikuyu gibi bir noktada akşam saat 5'te lansman yapıyorsun. Yani be, orada sadece benim gibi işte metro metrobüs kullananlar için. Ya metro değil. metrobüs de tamam eyvallah diyorum da onun da en yoğun olduğu saat. E tabii var. bir de iş çıkış saat Yani e, 24 saatlik dizinde İstanbul'daki her kıp kıpkırmızı olduğu anda lansman yapıyorsun. Ayrıca hani e, akşam saat 5'e lansman koyuyorsun. Akşam saat 5 artık insanın acıktığı bir saat. Ama yiyecek bir evet, şey o yok ortalıkta. hataydı kesinlikle. Onu bir çay de, içeceksin. Oraya. Çay yok mesela ortalıkta. Soğuk içecekler ve alkol var. Ben hastayım zaten. Zaten öyle çok alkol almıyorum da. Bir bire içeceksin. <laughs> yani içmek isteyenlerden duyduğum gibi. Şu saatler önce bire vermiyoruz. Evet, ne filan gibi. Yani hani mekan eyvallah güzel bir yerdi. Ben daha önce orada yanlış hatırlamıyorsam bir tane Lenovo lansmanı. Lenovo'nun Türkiye'deki cep telefonu işine girdiğini duyurduğu lansmana gitmiştim. Mekan güzeldi ama sunumlar bence çok başarılı değildi. Uzunluğu çok iyi değildi. Bir yağın aksaklığı bilmem nesi filan vardı. Infinix daha önce Türkiye'de bir tane lansman yapmaya çalışmıştı diye hatırlıyorum ben ve ellerini yüzlerine bulaştırmışlardı bu lansmanı. İlki bu oldu diye tahmin edelim. Bence ilk ilk o yapılan kötü lansmandı. Tüm ayıbıyla e, günahıyla onu yapanların CV'lerine yazması gereken bir lansmandı. İlki oydu. Bunu ilk diyelim. 12 ailesine yaptıkları bir lansmana ilk diyelim. Bu da öyle çok matah bir şey değildi. E, lansman değildi bence. E, i̇nşallah Infinix Türkiye'de pazara girdiğinden beri biz Infinix'in adını çok az duyuyoruz. Hı hı. Biz çok istekliyiz bir araya gelelim konuşalım bir şeyler yapalım filan filan konusunda. İnşallah en azından şu Note 12, VIP dedikleri bir cihaz, onların bir şeyler yapmaya gözlerini açtıkları ve şey olsun, dönüm noktası olsun onların açısından ve inşallah bundan sonra da daha doğru düzgün, daha güzel şeyler yapsınlar. Sen geç şimdi sen üründen bahsetmek istiyorsun tabii ki Svele, bahset üründe. Üründe baktığımızda tasarım açısından güzel bir şey yapmışlar. 7,89 milimetrelik, kalınlığımız 198 gramlık bir ağırlığımız var. 6,7 inçlik Full HD Plus AMOLED 10 bit 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı bizlere sunuluyor. Helio G96 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanımız var. 108 megapiksellik bir kamera dizilimi bizleri karşılıyor. Önde 16 megapiksellik kameramız. 5G desteği yok. 4G'si var. Bluetooth 5.0, FM radyo ve NFC desteği mevcut. 4500 mAh'i 120 Watt'la şarj ediyor. Hani böyle farklı yönleriyle öne çıkan bir cihaz. Ama 13.000 TL'lik de tavsiye edilen sanış, satış fiyatı duyuruldu. Bir de bunun yine aynı işlemciyle gelen düz Note 12 versiyonu olduğunu da söyleyelim. Orada işte ekran tazeleme hızımız 120 Hz değil 60. 108 megapiksellik değil 50 megapiksellik kameramız var. Bunun gibi bazı kırpmaları oluyor. 120 Watt şarjımız yok o tarafta. O da 8000 liradan başlayan fiyatla hani Düz Not 12. Güzel de burada Not 12 VIP'nin de ben e, fiyatını çok şey yapamadım. Birazcık bu, daha fiyatta da kalmaz kırmanıydı. bence bu fiyatla çünkü zor işi. Pazardaki işi çok zor. Ne demiştim ben önce beyefendinin adına? Melih Bey. Melih Bey. Lansmanın yapıldığı gün Melih Bey'in doğum günüymüş. Evet. Ben lansman sonrasında Melih Bey'e bakındım doğum gününü kutlayayım diye ama şey yapamadım. Ben de, ben, de göremedim hani, bir daha. bir daha. an gördüm onu. Bir de biz biliyorsun doğuşta beraber hastaydık. Lansmandan <laughs> zaten çok erken cevabıldık kalamadık. Melih Bey'in doğum gününü bu vesileyle buradan kutlayalım. Onun için tabii ki güzel bir gün. Doğum gününde lansman yapmış. <laughs> <laughs> sahnede kendisini söyledi zaten. Kendisi için heyecanlı bir gün olduğundan. Bir de bize Kaan Bey diye bir beyden bahsettiler şeyde lansman sırasında. o da Infinix Türkiye'denmiş. Ben ne yazık ki ne Infinix'in Infinix Türkiye'den ne orada distribütör olarak Arena'cılar vardı. Arena'dan işte Vodafone'dan bir iki arkadaş galiba Teknosu'dan Mediamarkt'tan filan birileri vardı. Yani aslında tek başına böyle bir basın lansmanı değildi. Böyle her şeyi bir araya getirdikleri evet. ve lansmanı işte işlerden bir şey hikayesi, yaptık, mi, yaptık mı yaptık ya. plaket kısmı falan komikti zaten. Hani o da vermedik değil mi biz yani şeyde yok. ne derler e, yayında. Aman vermeyelim. Hatta Doğuş bile zaten orayı kesmiş. Ke çekmemiş yani. yani. Kendisi bıraktı. Akıl mantık bir yol. Doğuş'a da teşekkür edelim. Çok uzaktı yani. yani o ağırmış. <laughs> Onu da yaparsak ee, kalmadığım için Kaan Bey'le tanışmak için bir iki şey yaptım, givişimde bulundum. Ama givişimde bulunduğum insanlar da hevaldi. E, beni yani Infinix'in ajansı dediği adamlarda givişimde bulundum. Beni eee Kaan Bey'le tanıştıracak kadar repütasyonu yüksek bir insan olmak falan görmediler büyük bir ihtimalle. Hani o şey vardı ya Netflix bul beni hikayesi vardı ya. Biz de buradan Kaan Bey'e şey diyelim yani bulsun bizi de bir de tokalaşalım bir çay kahve içelim ve Infinix ne yapıyor Türkiye'de ne yapacak Türkiye'de planları ne bir de kendilerinden dinleyelim çünkü ajans diye seçtikleri adamlardan bir şey dinlemek bir şey öğrenmek filan en azından o akşam için pek mümkün olmadı hadi gel Xiaomi'nin Q3 raporuna geçelim hızlıca. Xiaomi de 3 aylık mali analizinin sonuçlarını rakaladı ama paylaştığı verilerde düşüşü görüyoruz. Geliri 70,5 milyar yuan olmuş. Bunların %50,5'i yurt dışı pazarından yani yarısı içinden yarısı yurt dışından geldiği görünüyor. Gelirin geçen yıla göre %10 düştüğü, net karlılık bazda da %59 düşerek 2,1 milyar e, yuana yani 294 milyar dolara ulaştığı e, paylaşılıyor. E, yeni kurulan elektrik araç ve gelecekte e, işte yapılan projelerdeki yatırımdan kaynaklandığı da e, dikkat çekiyormuş. Orada da 829 yuan yani 116 milyon dolarlık. Neredeyse gibi yani düşen evet. rakamın yavası gibi bir parayı. Orada yapay zeka ve Hı -hı. E, şeye yatırımı var biliyorsunuz e, Xiaomi kanadının. ARGE'de e, de ARGE yatırımlarının bir önceki yıla göre %25 arttı. E, Personeli %48'inin de ARGE e, departmanında çalışıldığı paylaşılmış. E, yani Xiaomi'si de alanlar üzgün. Evet. MIUI kullanıcılarının ee, geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 78 milyon e, artarak 564 milyon kullanıcıya ulaştı. E, 141 milyonu e, Çin'de olduğu vurgulanıyor bunun. Yani %25'i Çin'de %75'i e, dünyanın geri kalanında. E, 40,5 milyon akıllı telefon e, sevkiyatı olduğu paylaşılıyor. Bu üçüncü sırada %78 %7.8 gelirde ise %11,1 yani azalma var. Yani 40,5 milyon akıllı telefon geçen yılki akıllı telefon hacminden %7.8 daha az. Evet. %7.8 daha az telefon sevk %11 de karlılığı azalmış şirketin. Yani aslında finansal parametrelerin hiçbirisi <laughs> yıldan yıla daha iyiye gitmemiş. Yani şimdi mesela ee, diyor ya şey mi? Eee Arge çalışmalarına şey yaptık. Ne derler? Evet. E, öncelik verdik diyor. Arge çalışmasına öncelik vermesen bile senin sattığın adet de azalmış. Adet başına karlılığın da azalmış. Her anlamda evet. E, geç bir önceki çeyreğe göre ya da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre e, kötü durumdasın. E, sevineceği şeyler ne? Hadi onları yani. da söyleyeyim. Globalde duruyor. üçüncü sıvıyı Evet. Globalde böyle. Avrupa'da 2, İspanya'da 1, İtalya ve Fransa'da 2. sıraya e, yükseldiğini e, söyleyelim. Latin Amerika ve Amerika'da da şu anda 3. sırada bulunuyor. Niye ise Xiaomi Türkiye'de pazara girdiği günden beri ben çok arzulasam da bu global raporlarında tıpkı henüz Türkiye'ye bir tane C-level yöneticisini göndermemiş olması gibi Türkiye'den hiç bahsetmiyor. Evet, yani yani İtalya'dan çok bahsediyor. Fransa'dan, İspanya'dan çok bahsediyor. Oradaki toplam satıştan da burada daha fazla. Ayrıca sosyal medyasına bakacak olursan mesela daha dün Xiaomi CEO'su Fransa, pardon İtalya'daki, İtalya'daki Xiaomi İtalya çalışanlarıyla İtalya'daki fanların bir araya geldikleri bir toplantıdan fotoğraflar paylaştı. Düşünebiliyor musun? Yani Türkiye'ye böyle bir üvey evlat muamelesi hep devam ediyor. Hayır. Çeyreklik raporunda bile senin söylediğin gibi muhtemelen İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan daha çok ürün satan adet bazda daha çok ürün satılan Türkiye'yi işte Türkiye'de de şöyle yaptık, Türkiye'de de amuda kalktık, Türkiye'de de basın toplantısı yaptık, Türkiye'de de şu ürünün satışına başladık falan gibi bir cümleyle bile geçirmekten eminiyorlar. Şey, hani, galiba bir lansmanda şey vardı hani CEO'nun hazırlanmış videosu vardı. Geçmiş. Bir iki cümleyle merhaba Türkiye Geçmiş. diye. Bugüne kadar Avrupa ülkelerindeki Xiaomi mağaza açılışlarına bile C-Level Xiaomi yöneticileri gitti Aydoğan. Hı hı. Bak dün ne diyorum? Biz Cuma günü bunu çekiyoruz. Perşembe günü CEO İtalya'da Xiaomi İtalya çalışanı 3 kişiyle fotoğrafta 3 kişi vardı. Xiaomi'nin İtalya'daki fanlarının Xiaomi'nin 25 kişinin bir araya gelip sohbet ettiği bir toplantıdan dört kömüm yine fotoğraf paylaştı. Yani, yani. İtalya ne kadar önemli bak Xiaomi için. Türkiye'de ise sadece Pavenerdi nerede, et nerede, kedi nerede, inek nerede, daha kaçtı. Nasıl o ürünü bilmem ne yaparız, şunun satarız bilmem ne yaparız filan peşindeler. Ben istiyorum ki o C-level yöneticilerden birisi paşa paşa Türkiye'deki bir işe de gelsin. Ben istiyorum ki İngil şeyde İtalya'da bilmem kaçıncı olduklarını, kaçıncılarmış İtalya'da, Fransa'da ikinci sırada olduklarını, Avrupa pazarında toplamda ikinci sırada olduklarını duydukları gibi İtalya ve Fransa'daki Türkiye'de de kaçıncı sırada olduklarını duyursunlar, söylesinler. son bir, bir de bir olmuşlardı yani hani Türkiye'de ne yapıyorlar? Lansman yapıyorlar. Kodamanlı ve öne şeyleri, mifenli ve akıyor tutturuyorlar değil mi? Güzel, çok güzel. Türk insanını bu değeri verdiği için Xiaomi'ye şey teşekkür edelim ama şöyle bir hikaye var. Şu metrikler bize gösteriyor ki işlevi iyi gitmiyor. Ne demek? Yani. O da bir herkes gelecek. için şu anda bir şey var. Zaten onların ha. da açıklaması neydi? <laughs> Tam şeyine bakayım. Ee, bir böyle makro küresel makroekonomik ters rüzgarlara. Süper. Şimdi şöyle söyleyeyim sana Erdoğan. LG G5'i sattıktan sonra bak G5 G2 değil g 5ten sonra yaklaşık 5 yıl boyunca yıllık finansal raporlarını her açıkladığında cep telefonu satışlarında zarar ettiğini ve bu zararın cep telefonu sektöründeki küçülme alakalı olduğunu yazdı. O 5 yıl boyunca dünya Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, Tekno bilmem ne filan filan gibi yeni markalara pazara çıktığına şahit oldu. Ve 5. yılın sonunda LG cep telefonu işinden istifa ettiğini duyurdu. Yani global global ay abi şimdi sen Samsung'un yaptığı şeyde değerlendirme raporunda böyle bir madde görüyor musun? Apple'ınkinde görüyor musun böyle bir madde? Görmüyoruz. O zaman Xiaomi'de de bunu görmeyeceksin. Şunu göreceksin Xiaomi'de. Daha çok kazanmış mı? Kazanamamış. Daha çok satmış mı? Satamamış. Ne yapmış? Elektrikli otomobil işine girmiş. Oradan iyi bir ürünün çıkacağının garantisi var mı? Şu an için yok. Okey. Türkiye için bizi çok ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor bence. Ben şunu merak ediyorum Aydoğan. Xiaomi önümüzdeki yıl Türkiye'de kaç tane daha resmi servis açacak? Şu anda Xiaomi servise giden cihazların serviste kalma süreleri X günse X-Y X, zaman gibi bir hedeflevi var mı? Xiaomi Türkiye'ye özel cihaz üretebilecek mi? Okey, ben bunları merak yani. ediyorum. Bunu bunları söylerlerse o zaman ayrıca konuşalım. Bu haftanın bir diğer önemli haberine geldiğimizde şu meşhur matrah düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenleme ile motor silindiri hacmi 1600 cm küpü geçmeyenlerde 184 bin TL'yi aşmayanlar için 45, 184 bin ile 220 TL'yi aşmayanlar için 50, 220 bin-250 bin arası 60, 250 bin TL'yi aşıp 280 bin TL'yi aşmayanlar için 70, diğerleri için yüzde 80, 1600 ile 2000 santimetre 3 arasında ve elektrikli motorlarda ise 220-228 bin TL'yi aşmayanlar için 45, 350.000 bin 2 arası 50 üstü %50 oldu. Burada baktığımızda özellikle üstü %80. Yüzde %80. Yüzde ee, i̇şte Dacia'nın Opel'in sadece bir Astra'sı ee, yok Corsa'sı pardon. İşte özellikle Renault kanadında Clio'larda bir şeylik var. Ee, yani aslında en ucuz arabaların 80 yani maksimum 100 bin liraya varan yani 100 bin liraya da hatta varmıyor. Genelde 80 yani 20 bin lirayla 80 bin lirası %10 %20 arasında bir şeyliği oldu Yani indirim olmuş oldu aslında fiyatlarda. Işte ama şundan şunun, da şunun da ama nevesi, bununla bunun, da bunun da nevesi dediğinize ben çok anlamıyorum ama Ayşe teyzenin anlayacağı gibi ya da fiyatlar iki ay öncesine döndü. Rahmetli Mehmet Ali Bıvandın söylemesiyle sokaktaki insan bununla ilgili ne düşünüyor diye bakarsak göreceli olarak bazı modellerin fiyatlarında vergi azaldığı için toplam paketteki fiyatlarında da düşüş evet. oldu. Şimdi burada önemli olan şey şu bu Sen iki ay önce niye döndün diyorsun evet. fiyatlar. Düne bile dönse ne kadar orada kalacak? Yani yarın dolar azıcık bir şey arttığı zaman otomobil şirketleri istesemez fiyat güncellemesi yapacaklar. İkincisi dün bu arabayı alan yani bu matra hatlarından bir gün önce bu arabayı alan ne olacak? Hı hı. Öyle ya o daha fazla para vermiş oldu. Hani biraz önce dedik ya yayının başında adalet. İşte. Üçüncüsü de şöyle bir şey var ve düşen bu otomobillerden şu anda bayilerde var mı? Heh, zaten işte alana yani, kadar. yani, e, mesela atıyorum. Şu an bir örnek galiba. vereyim abi. Ne oldu? Tam hadi örnek. Ee, Egea'nın e, Easy 1.4 Fire 95 beygiri 402.900 liraydı. 335.737'ye düştü. Okey, ben dün 400 küsür bin liradan almaya gittiğim zaman bayide olan otomobil Bugün gittiğimde 300 bilmem kaç tane fiyatı düşmüş haliyle var mı alabiliyor muyum? Önemli Demişim, olan bu. Büyük ihtimalle dün de gitsen bulamıyordun. Bugün de gitsen yine bulamayacaksın. İşte o zaman bir de öyle bir durum bu var. ÖTV matrağını bilmem neyi falan azaltmak şey değil. Bizim bence genel anlamda matrağlarla değil ÖTV'nin kendi oranıyla bir sorunumuz var. Yani bizim ÖTV oranımızın yüksek olduğunu kabul etmemiz lazım. Kesinlikle. ÖTV neydi? Özel tüketim vergisi. <laughs> Uçana vergesi. kaçana her yere ÖTV yapıştırmaktan %45. vazgeçmemiz lazım bence. Yani cep telefonunda da özel tüketim vergisi. Tablette de, bilgisayarda da, televizyonda da nefes aldın özel tüketim vergisi falan. Yani bunların hiçbirisi öyle o kadar. Bir de lüks tüketim var biliyorsun. Özelden başka bir de lüks tüketim vergisi var. Bir de ayrıca KDV'si var. Bir de ayrıca aşırı bir lükslere var. çıktığında da hep o konuşulur işte. Yat falan aldığındaki vergiyle. Otomobildeki bir değil. Ya yatsana sen de niye şikayet ediyorsun? Yani. Bak eski profesör bundan bir ay önce Cuma raporunda da konuştuk değil mi? Adam Erzurum Üniversitesi'nde galiba profesör sonra borsa ile ilgili bir kurumun başına geçiyor. Ondan sonra gidiyor bir finans ödeme yöntemiyle bilmem kaç yüz bin euroya yat alabiliyor. Yani bu ülke yat alabilecek kadar parayı kazanan profesörlerle dolu benim anladığım kadarıyla. Sen de profesör olsaydın hazır bak öğretmen lisesinden mezunsun. olsun, i̇şte. Niye olmadın? Sonra gelmişsin burada. araba alacak param yok bilmem ne filan diye. Şey, ekmek aldığını şükredeverle getirecekler insanları Kesinlikle. ve ekmek aldıklarını ekmek aldığımızı şükrettiğimiz için kendimizi mutlu hissedeceğiz. Biraz önce kapitalizmden bahsederken ne dedik? Kapitalizm insanları kendi yönetebileceği segmentlere böler. bu işi çok iyi yapar. Oradaki ustabaşı, Çin'deki ustabaşı işçilere zulmetsin görevi verilmişti. Bizim Türkiye'deki şirketlerde de sırf görevi kendi altında çalışanlara zulmetmek olan orta kademe yöneticiler vardı. Arkadaşlarından falan duyuyorsun. Mesela benim profesyonel çalışma hayatımda öyle yöneticilerim çok olmadı Allah şükür. Oldu ama çok olmadı. Ama farklı departmanlarda öyle nalet insanlar gördüm ki tek işleri yanlarında çalışanları hayata küstürmek olan öyle insanlar gördüm ki işte biz de burada bu matra hartlarımı bilmem ne filan gibi hikayelerle gündemi ıskalayıp aslında şeyi sormuyoruz. Soramayacak hale getiriliyoruz. Ya ÖTV denilen vergi niye var? Lüks tüketim vergisi denilen vergi niye var? KDV niye var? Deprem vergisini aldınız bizden. Bak ya o depremi de yayının başında konuşmayı, düzce depremini de yayının başında konuşmayı ihmal ettik. Aldınız bizden de o bugüne kadar ne yaptınız? Filan. Bunları sormuyoruz. Bunları sormamız lazım. Bunları kime soracağız biliyor musun? Her iktidara soracağız. Bu deprem vergisini şu anki iktidar mı çıkarttı başımıza? ÖTV'yi şu anki iktidar mı çıkarttı? Lüks tüketim vergisini şu anki iktidar mı çıkardı? Ama niye şu anki iktidara soruyoruz? Şu anda yaşıyoruz. Evet. Bir sonraki iktidara yine soracağız. Dönüp de şimdi mesela ben hatırlıyorum deprem vergisini Ecevit çıkarttı. Ecevit yaşamıyor. Ecevit'e soracak bir şey kalmadı. Ayrıca şunun da çok net farkındayız ki hepimizin bunu unutması, unutmaması lazım. Ee, Gölcük depremi olduğu zaman yurt dışından gelen yardımların vesaire vesairenin tamamının hazineye dahil edilmesinden en çok rahatsızlık duyanlardan birisi Ecevit'ti. Hı hı. Ve açık açık çıkıp Türkiye'de böyle bir kanun var. Bizim bu yardımları hazineye almadan insanlara yönlendirebilmek gibi bir imkanımız yok. Kanun böyle yapılmış. Diyebilmişti en azından. Ha o kanunun değişmesi için olması gerektiği hale getirilmesi için herhangi bir şey yaptı mı yapmadı mı onu da dönüp o günün şartlarıyla sorgulayacağız tabii ki. Allah rahmet eylesin dedikten sonra şunu da şöyle yapsaydı demeyi şey yapmayacağız ne derler gibi durmayacağız ama şu anki hükümeti şeyi sorabiliriz. ÖTV'deki matrah arttı, matrahı düşürmek yerine ÖTV'nin oranını düşürmeyi düşünmüyor musunuz? Yani KDV'nin düşünmediklerini söylemişler. Oranı... söylemişlerdi. Söyle öyle mi? Okey. Yani sorduk da söylediler. Aynen. Yani en azından işte gazeteciler... Tamam. Karnın demiş... aç mı şu anda? Söyle. Aç. Açsın. Karnın aç oldu. Karnını doyurabiliyor musun? Şükür. Okey. Yani. Okey. Ya şükür işte. Bu, bu aşamadasın Tam Tamam olarak yani. işte. Tamam. Sen bu şeyden e, ilahi eğitimden geçmişsin demekti Erdoğan. Şükretmeyi öğrenmişsin. Süper Aynen. bir şey bu. Muazzam bir şeysin bence. Ne derler? E, oy verensin şu halinde. Vergini filan da ödüyorsun. Tabii. Daha maaşın cebine girmeden e, vergini de ödüyorsun. Ayrıca yaptığın tüm harcamalardan bunun ÖTV'si niye bu kadar yüksek? Bunun KDV'si niye bu kadar yüksek demeden takır takır o paralarını da ödüyorsun. Doğru diyorum en azından. Süper. Ama güzel. sadece diyoruz işte. Çok güzel. Senin gibi 100 milyonu yan yana getirdiği zaman bir devletin ya da en azından o devleti yönetenlerin sırtı yere gelmez bence. Tabii ki. Geç bakalım son haberimize. Son haberimiz başta da konuştuğumuz e, TOK konusu. TOK geçtiğimiz günlerde otomobil basınlı e, bir fabrika geçti e, e, ve tok da, testi yaptırıldı. Hatta şu anda da bizde yayınlandı. Daha daha önce torpillilere yaptırdıkları bir şeyi şimdi torpilsizlere, şimdi de Aynen. şeyleri ve yaptırmış. Halka yaptırmış. Onda avam kamerasıydı. Ee, şey pardon, lokal kamerasıydı onlar daha öncekiler. Aynen. öyle ya. Bakan ve eşrafıydı daha öncekiler. Şimdi de e, paryalı veya çapulcuda ve yaptırmışlar şeyi tok denemesini. Tabii ki onu yaptırırken de e, şey yapmışlar değil mi? Hmm, sayın sevgili CEO'muz bazı açıklamalar yapmış. Evet, yani e, Emre Özpeynirgi ile e, bir röportaj gerçekleştirmiş. Emre ile değil sadece. Emre yaptığı Tabii, orada röportajı gazete pencerede yayınlamış bugün sağ olsun. Biz birçok şeyi Emre'nin yaptığı e, haberden öğreniyoruz. Ama orada kendisiyle görüşmek isteyen herkesle Tabii, sorulara kadar, cevaplar vermiş. Benim gördüğüm kadarıyla fotoğraflardan bir 10-15 tane otomobil gazetecisiyle bir araya gelmiş ve sorulara cevap vermiş. Ben e, Cuma Röportajı'nın izleyen arkadaşlarımızın tamamının Emre Özpeynirci'nin kendi Twitter hesabında da paylaştığı yaptığı haberin sayfasındaki jipeyi büyütüp o soru cevap kısmını şey yapmasını Ne derler? Okumasını öneririm. E, çünkü çok değerli toplu bir şey var. Ne derler? E, bilgi var. Mesela o bilgilerden bir tanesi ne? Emre'nin yazdığı haberden öğrendiğimiz bir gelen birisi de TOG henüz seviye üretime başlamamış. Evet. E biz hani 29 Ekim'de seviye üretime başlıyorduk. Ya yani ben o 29 Ekim'deki açılışın fabrika ve seri üretim açılışı. Hatta seri üretimden ilk çıkan oyun, <laughs> e, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı değil miydi falan diyordum ama öğrendik ki e, tokta bu seri üretime başlamak için sertifikasyon ve homologasyon sürecinde olduğu Tok ve... seri üretime başlayabilecek aşamaya gelmiş. Evet. 29 Ekim'de. Anladığımız o. Yani üretim yapabiliyor ama seri değil seri için e, onay alması lazım. <laughs> Aynen söyle böyle şeyler. <laughs> e, tam olarak öyle bir şey çıkıyor. Adam çok üzülüyor. Gürcan Bey çok üzülüyor. Söyleme e, böyle şeyleri. Benim şey. gerçekten anladığım o. Çünkü üretim vardı. Çok, çok Ür araçları güzel. görüyoruz işte. Bir de öğretmenlik eğitimi Banttan çıkan araç. Size eğitiminiz kapsamında hiç böyle şefkatli olma, işte empati yapma falan gibi eğitimler vermemişti ben anladığım kadarıyla. Öğretmen Bu... şefkatli olmalı Aydoğan. Yani ama bizde zaten kaç yıldır o şefkati de gösteriyoruz sana Hayır, sonra. Başka ne şey olmuş? mesela ben sana söyleyeyim ee, Gürcan Bey'in verdiği cevaplardan ortaya çıkan gerçeklerden birisi şu halkın daha rahat ulaşılabileceği ilk TOG modeli tahminen 2027'de gelecekmiş. B sınıfı olan. Yani buradan şunu anlıyoruz Aydan. şimdi Gürcan Bey bize daha önce demişti ki 2022 yılı bitmeden biz bu arabayı satışa çıkartacağız demişti. Sonu ya dediler olmayacak bu evvelde bize niyesi 2023 yapalım. <laughs> 100. Geldiğimiz noktada da işte 2023 Mart gibi bir hikaye var. Şimdi de diyor ki halkın daha rahat ulaşabileceği yani ilk arabalı ve halkın daha rahat ulaşmayacağının kendisi de farkında demek ki. Bravo muazzam bir aydınlanma yaşamış gördüğümüz kadarıyla. 2022'de gelecekmiş. Kamuya sadece yılda 2000 araç e verilecekmiş. Bak bu da benim sorduğum sorulardan bir tanesi hatırlar mısın? Hı hı. Ama hala şey bilgisi eksik mesela 2023 yılında seviye üretimi geçtiğimiz anda Allah kısmet ederse geçersek kaç tane araba üreteceğimizin hala bir cevabı yok demek Yani 10.000 üreteceğiz 2 mi kamuya vereceğiz? 2500 üreteceğiz 2 mi kamuya vereceğiz? Okey. Fiyatsa hala belli değilmiş aynen Şubat'ta belli olacakmış. TL bazındaki fiyatı kastediyordur tabi ay ay ben anlamıyorum yani bu kadar güzel bir projeyi niçin e, günlük siyaseti alet edip e, bu hale getirmeyi başardı bu adam bunu anlamıyorum. Bir diğer yandan şeyler söylenmiş işte bu zorlu da açılan deneyim merkezi yani aslında satış noktası da diyebileceğimiz noktalarda 2023'te 12 tane olacakmış özellikle büyük şehirlerde 2025'te 35'ten fazla şey olacakmış. Ee, servis noktasını da e, sormuşlar. Servis konusunda ise 20, 2023'te 25 tane sabit 8 tane mobil. 2025'e kadar da 30'dan fazla sabit 40'ten fazla mobil nokta. Allah'ın izniyle bizim arabalar motorlular kadar çok bozulmayacak demiş. Onu da zaten evet söylemiş. Yani. Teknik şey. açıdan da baktığımızda e, elektrikli araçların şeylere nazaran daha az e, bakım vesaire ihtiyacı olduğu. O zaten başından beri de hep vurgulanıyordu ama benim anlamadığım bu mobil nokta nasıl bir şey olacak yani, yani zamanında de çok anlamış değil o işi bu tırlarla şeyler de dolaşıldı işte festival için bilmem ne için falan mesela en son aklıma gelen o tarz bir etkinlik işte hem Fenerbahçe'nin o şeyi ürünlerini sattı işte onu GS Store'da yaptı şehir şehir dolaşıp hani şey olmayan e, resmi ürünlere ulaşamayan insanlara ulaşmasanız öyle bir şey mi Onu olacak? da bilmem şunu bilmem. Şimdi bizim kanalda Murat'ın da Murat Tosun'un da kullandığı o günkü o günkü etkinlikle ilgili Murat'ın Murat deneyimli bir otomobil editörü. Bizim de işte HVP da birlikte çalıştığımız arkadaşımız Murat'ın videosu yayında. Merak edenler izlerler zaten. Biz bunu ara video olarak kaldık bugün. Çünkü TOG anladığımız kadarıyla Cuma sabahına kadar ambargo koymuş bu hikayeyi. O yüzden de yazılar Cuma günü gazetelerde çıktı. Hı hı. Videoyu tamamen Tok kendisi çekti anladığımız kadarıyla. Bu videoda bizim herhangi bir şeyimiz yok. Hı hı. E, payımız yok HVP olarak. Onu da söyleyelim. Fakat burada şöyle bir şey var. Bana öyle geliyor ki Murat'ın kullandığı bu otomobille 29 Ekim'de insanlara kullandıkları ya da orada otomobil aynı otomobil değil sanki. Bunda bak kamera var yan camlarda. Biz... Zaten iki modelde görünüyordu orada bu arada. beyaz olan galiba oradaki kameralıydı. Biz aynalıları mesela işte Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı aynalı şeyiydi. Sayın Cumhurbaşkanı'na aynalıyı ve bizim Murat Tosun'la kameralıyı ve ayıp değil mi? Belki kendi öyle tercih etmiştir bilmiyorum. Şu bu ara çevrelde şöyle çıkacak piyasaya. Bir sınıfı şimdi iki sınıf olacağını biliyoruz değil mi SUV'nin? Bir sınıfında kamera olacak, bir sınıfında aynı olacak galiba. Yani onlar söylemiyorlar da bunu. Pa, paket opsiyon da olabilir nasıl olacağını. Ama daha önce Gürcan Bey şey demişti. Ta bu maceranın ilk günlerinden birisinde opsiyon mu opsiyon yok demişti. Yani Fatih Terim gibi taktik maktik yok bam 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 üreteceğiz demişti. Ben öyle... Bu adamın söylediği ben mi yanlış anlıyorum acaba? Ben de çözemedim yani. Çok şey bir de aynı dili konuşmayı becerebilsek... Yani şeyi de anlamış değilim Aydan çok mesela şimdi Emre soruyor röportajda diyor ki satış matış işleri diyor sayın genel müdür diyor nasıl olacak diyor yani nasıl alacak bu millet bu arabayı neye göre alacak ön sipariş bilmem ne filan diyor. Sayın genel müdür de diyor ki işte ön sipariş Emre'nin sayfasında okuyun arkadaşlar 9 numaralı soru. O da diyor ki Şubat'ta diyor siparişleri alacağız diyor sonra yıl içinde peyderpey pay teslim edeceğiz diyor benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bize verdi siparişte bir para vermeyeceğiz. Değil mi? Ya da bir kapora gibi bir şey mi olacak? Ama şimdi ben Şubat'ta yıl içinde PDP pay teslim edeceğiz. Sana da çok garip gelmiyor mu Aydoğan? Mesela ben diyelim ki bir Şubat'ta sipariş verdim. Kapora olarak da atıyorum 10 bin lira benden kapora istediler. Kredi kartımdan çektiler parayı. Ya arabayı aralıkta alırsan? E onu zamanlı söylemeleri lazım sen sipariş Ya veriyorsun. şöyle bir şey olursa bunların bu arabayı atıyorum Şubat'ta teslim edeceklerine, Mart başında vereceklerini mesela Diyelim ki sen de ben de TOXİ sipariş verdik aynı model, versiyon varsa aynı versiyon, aynı renk değil. Sana Mart'ta verdi arabayı atıyorum 904 milyara verdi. Hadi daha ucuza versin. Sen a, şeysin ne derler e, öğretmensin filan diye öğretmen eğitimi var diye. Sana 800 milyona vermiş olsun abi, 800 milyonu vermiş olsun abi, 800 bin lirayı vermiş olsun abi. Mart'ta kredi kartından 5000 bin lira da şey çekmiş olsun Şubat'ta. Geri hmm. kalan 795 içinde. O günün finansal çözümü neyse işte öyle bir kredilendirme sistemi filan oluştu. Aldın arabanı kullanıyorsun sen. Ben de seninle beraber aynı gün şey yaptım kayıt oldum. Siparişimi geçtim yani. Benden de 5000 lirayı çekti. Bana aralıkta verdi arabayı ama aralıkta arabanın fiyatı arttı. Doğrusu büyük ihtimalle sen o siparişte verdiğin fiyatı değiştirmemesi lazım öyle bir durumda. Ama şimdi bak burada değiştirmesi bile şöyle bir hikaye yok mu aydın? İkimiz de 2023 model TOG alacağız. Sen 2023 model TOG'unu Mart'tan yıl sonuna kadar 8 ay kullanmış olacaksın aynı parayı ödeyeceksin. Ben de aynı parayı ödeyeceğim kapalı olarak. Ben arabamı kullanmak için bekleyeceğim. Bu arada bana İstanbul kart verecek mi hocam? <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Yani ne zaman vereceği... Payder pay diyor. Doğru hatırlıyorum değil mi şeyi? İnternet zorunda başlıyor. Ön siparişte bir vesaire kullanıcı öncelikli olmak üzere. 2003, evet 2003 yıl boyunca teslim edilecek diyor. Yani ben şeyi anlarım sadece. Sen e, sipariş verdiğin anda <laughs> ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmalı. E söylesene o zaman bunu. Yani şimdi i̇şte, hayır, şimdi 2023 mesela şöyle bir şey oluyor. Şimdi diyelim ki Emre kötü bir gazeteci sormadı. E, bence sormuştur da cevabı olmadığı için yazmamıştı. E sen söyle o zaman de ki mesela ilk sipariş vereninkini Mart, Atıyorum Mart'ın 15'inde. İşte yani. İlk bir sallıyorum yani bizim kapasitemiz belli. Ee, Hadi, i̇lk 10 sipariş Mart'ta bak, sonra ağzım sonra ağzım geçip. Ağzım bak ne güzel söylüyorsun. Sipariş kapasitemiz belli. Kapasiteyi söyle abi. Yani Şubat'ta sistem açıldığı zaman kaç bin kişi sipariş geçebilecek? Ve aynı kişi birden fazla sipariş geçebilecek mi? Ne olacak? Yani şey güzel önceliğimiz bizim son kullanıcı. Ya belki ben mesela şeyim hani e, desteklemek için çok arzuluyum ve bütçem değerinde kendime, eşime, çocuğuma 3 tane tok almak istiyorum mesela. Bizim bütün arabaları tok yapmak istiyorum diyelim. Öyle ya bir kafadaki sana. insan alabilecek mi 3 tane? Ne mutlu sana. Ya da kurumsal'a şimdi önce vermiyor. E, kurumsal'a ne zaman verecek? Vallahi bilmiyorum işte. Bunun hiçbirisi hala belli değil. Tok böyle belirsizlikler içinde mesela bu kadar teknoloji, teknoloji de pardon, otomotiv gazetecisini yan yana topluyorsun. Şarj istasyonlarının montajının ne zaman tamamlanacağını hala söyleyemiyorsun. Mesela şöyle bir şey söylememişsin. Söylesen evvelde bu adamlar eşek değiller, yazarlar. 2023'ün Haziran'ı olmadan biz planladığımız tüm, öyle ya 2023'ün Mart'ında araba vereceğim milleti diyorsun. Haziran'ı olmadan şeyi geçtik artık. Arabayı teslim etmeden şarj istasyonlarını açacağız kısmını geçtik artık. 2023 Haziran olmadan biz tüm şarj istasyonunu yatırmamızı yapmış olacağız. Onu da söyleyeyim. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Allah bunun gerçekleşmesinde hepimizi korusun. Bu adamlar sanki bir yerde böyle haç bitti yapı paydos modunda hükümetten daha çok destek almanın bir yolunu arayacaklar gibime geliyor. Yani hani e, ee, vaat diyoruz yapamıyoruz. 2022 dedik olmadı. 2023'e sarkıttık. Onu yaptık dedik olmadı. Böyle olmadı. Şöyle olmadı. Filan 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 filan. Hadi bize şeyden hazineden ya da işte Sayın Varank'ın bakanlık bütçesinden şuradan buradan filan biraz daha para ateşleyin de biz şu verdiğimiz sözleri tutuluma filan bağlayacaklardan korkuyorum. İnşallah öyle olmaz. Ee, yine bu röportajlar sayesinde Aydoğan şunu da öğreniyoruz. Mesela Enkep, ben bilmiyordum. Bugün yine Emre'nin Twitter paylaşımında gördüm. Ticari olarak araba satışa çıktıktan sonra, arabayı ticari olarak satın alıp test yapan bir kuruluşmuş. Hmm. Yani sen önceden bu... işte şey, 2025'e yani, kadar falan o zaman Enkep'i görmeyeceğiz. ya yani Buradan şunu diyoruz, Enkep de yazılacak demek ki. Ama yurt dışına satış yok ya aracın. Niye zorlaştırıyorsun bu işte verdik? 2024 mi 2025'te mi ne diyorlardı yani ay, 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 ee, ay. birkaç hep sene göremeyeceğiz. Hep yokuşu sürüyorsun hep yokuşu sürüyorsun, sürüyorsun bu işte. Enkep yani o testlemin evresinde haberlerde Gürcan Bey'in bahsettiği işte 200 bilmem kaç tane aracı üreteceğiz ve test edilmesi için dünyadaki farklı regülatörle ve farklı kurumlarla paylaşacağız içinde i̇şte enkep yok da enkepti şey olduktan sonra bu arada Gürcan Bey'in kendi beklentisi işte 5 yıldız alması. Gerçi enkep'in o şeyi de çok mantıklıymış bu arada. Hani bilmiyordum şey olduğunu. Ben üretim... de bugün emreden öğrendim. Şey, M'de şey istiyor yani Enkep aslında orada şöyle bir şey yapıyor. Kullanıcıya verdiğin araca bakarım ben diyor. Sen önceden bana Aynen özel mi? bir üretim getirebilirsin. Bir şey yapabilirsin. Ya da hani şey sistemi de vardır tahminimce bilmiyorum yine. Sen Enkep'e önceden gönderip yıldız almak için değil de tavsiye almak için belki gönderebiliyorsundur. O diyordur ki şu şu testlerden geçemedi. Ha tabii bu da olabilir. Yani, o, yani şimdiden çoktan Enkep'te bazı testler. Zaten ben geçmişte sanki e, resmi olarak söylenmesi bile Gürcan Bey'in galiba bu şeylerle far, kampüsün açıldığı günün akşamı gazetelerin kalantorlarıyla birlikte yediği yemekte sanki enkep testinden ilk aldıkları sonuçtan memnun oldukları tarzında bir şeyi söylediği de kalmış aklımda. Yani bu senin söylediğin gibi bir hizmet mutlaka enkep veriyordur. Çünkü öyle enkepin de para kazanması lazım bu yaptığı işlerden veriyordur. Şunu da söyleyelim bu hikayeyi bitirelim. TOG'un ilk modelinden 165 tanesi Mart ayına kadar 92 farklı testten geçecekmiş. Yani işte bu 165 taneyi gönderecekleri ve şirketlerdeki... İşte gördük, bilmem neyi gördük. Filan filan. Yok. Kendi yaptıkları testler değil. Bağımsız şey kuruluşların ve regülatörlerin yani dünyanın farklı coğrafyalarında satılabilmesi için gerekken sertifikaları alabilmesi için e, ilk 165 tanenin 92 tane farklı testten geçmesi gerekiyor. Sanırım bu testler sonucunda e, satılabilirlik Satılabilir. uygunluğu denilen Hı. noktaya gelecek. İşte Şubat'ta da ne diyor çünkü Gülcan bir Mart'a kadar diyor bu 165 tanesi 92 farklı testten geçecek diyor. İşte onları testten geçerlerken toplu siparişleri toplayacak. Testten geçmiş, onaylanmış, sertifikayı almış versiyonları <laughs> insanlara ve seviye üretimin sonunda şey olacak. Şey Burada eksik olan bir haberdi. Bir parça da şu Aydoğan. Ee, biz tamam 29 Ekim'de seviye üretime başlıyoruz zannetmiştik de seviye üretime başlayabilir hale gelmişiz. Şimdi bunu anlıyoruz da ne zaman seviye üretime başlayacak fabrika? Onu da bu haber silsilesi içinde ne yazık ki şey yapamıyoruz e, göremiyoruz onu da görmek isterdik yani şunu Emre bize söylüyor 250 tane robot çoktan işbaşı yapmış çalışıyor fabrikanın içinde Avrupa'nın en temiz boyane, boyanesiymiş kurulan ne güzel modelin özel bir ismi olmayacak hani şahin hmm. tok şahin olmayacak yani. Şey evet sonra ikincisi çıktığında mı özel isim verecek? Herhalde TOG SUV, TOG Sedan olabilir. bilmem ne falan gibi olacak öyle anlıyorum. 3 yıl araç 8 yılda batarya garantisi verilecekmiş. Ben elektrikli otomobillerde, Türkiye'de şu anda satılanlarda garantinin özel 3 yıla uzatılmadan bilmiyorum 2 yıldır diye tahmin ediyorum. Hatırlamıyorum. O anlamda ya. bakacak olursak da içten yanmalı. Yani Türkiye'deki yeni otomobil sektörünün verdiğinden bir yıl daha fazla garanti vermeyi planlıyorlarmış. En azından yürüyen aksam anlamında. 8 yıl batarya garantisiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Yani diğer markalar yurt dışında, yurt içinde bataryaya kaç yıl garanti veriyorlar? bilmiyorum ama 8 yıl, yıl. yıl iyi bir süre Tabii. ama. Bunu şey yapmamak lazım. Bataryanın Neden? kesin o süreçte performans kaybı yaşayacağı yani neredeyse kesin evet. olan bir süre. Ve e, demek ki TOG kendi ürettiği bataryaya 8 yıl boyunca e, sorun yaşamayacak gözüyle bakıyor ki bu garantiyi veriyor. Bunlar da tabii ki işin şey yanı ne derler? Güzel yanları, Sevindiren yanları. yanları. Şimdi biz TOG'da da bilgiyi böyle ağzımızı bir parmak çalınması yöntemiyle aldığımız için e, bugünün bilgileri bunlar. Geçmişte aldığımız bazı bilgilerin yine TOG yönetimi tarafından revize edilerek geçmişte verilen bilgilerin yanlış bilgiler olduğunun sağlandığını gördük. Bunlar da heven değişebilir demektir. İşte bir Şubat ayı olsun da şu şeyi bir görelim. Sipariş sistemini bir görelim. Yani dedik gibi ya biraz önce bir insan kaç tane sipariş verebilecek? Kaparo kaç lira ödememiz gerekecek? Sipariş anında teslimat tarihi belirtilecek mi? Veya belirtilen tarihi uyulacak mı? O da çok önemli. Sonuçta şu, şu şey arabanın tasarımıyla alakalı final versiyon nedir? Senin söylediğin gibi iki tane de olabilir mi? Versiyon olabilir, pil hacmine göre, motor gücüne göre. Zaten final var final. hani. Ha, acaba şey mi olacak mesela? Ee, şeyli, dikiz aynalı versiyonu tek motorlu, diğeri çift Söylesin motorlu. işte yani hani bunlar Bunları da bir bilirsek Aynen. en azından kafamızdaki soru işaretleri artmak yerine azalım yönde olur. Ve burada ne iş yapıldığı konusunda daha net fikirlerimiz olur şey anlamında. Kesinlikle. Artık bunu da bu bilgileri de şimdi Gürcan Bey eminim yine bir gazetenin yayın yönetmenleriyle ilgili falan bir yemek yer yakında. Orada şey yapar paylaşır. Biz de orada paylaşılan bilgileri onlar yazdıklarında öğrenimiz diyeceğim ama şu sonunun olaylardan sonra artık bir daha Fatih Altaylı'yı falan çağırmaz evvelde yemeğe. Ee, adam çünkü ileri gibi konuşuyor. Senin gibi bir Yusuf'u da anladığım kadarıyla. Hiç böyle Gürcan Bey şöyle iyi iş yaptı, Gürcan Bey böyle iyi iş yaptı. Hastasıyım Gürcan Bey'im falan demiyor o da. Yeri geldiği zaman Fatih Terim gibi taktik maktik yok bam 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 diye girişiyor. <laughs> o yüzden benim duyduğum Gürcan Bey bir sonraki yemeğe şeyi çağırmaz. Fatih Altaylı çağırmaz. Onun yerine seni çağırsın. Fatih Bakalım. Evet, çağırsın. Konuşalım Gidersin tabii ki. ki. Gidersin çağırırsa değil mi? Çağırırsa giderim. Okay, tamam. Biz gelmez. bizim şeyden ne derler? E, hem PR şirketleri hem de TOG'un bildiğim kadarıyla e, kurumsal iletişiminde çalışan eski gazeteci olan, eski e, otomobil gazetecisi olan ve benim de arkadaşım olarak isimlendirdiğim Hakan aracılığıyla bir şey talebimiz, e, görüşme talebimiz kendisiyle Markaları vardı. Markaları işte. E, yenileyelim, okey, süper. Gürcan Bey'i markalı ve sorun seviyesine çağırdım. E, Gürcan Bey, izlediğinizi biliyorum. E, çok sağ olun izlediğiniz için. Markaları e, markalı ve sorun seviyesi çok şeffaf bir seviye. Yani sizin belki kabul edemeyeceğiniz kadar şeffaf bir seviye. Ne oluyor markalı ve sorun seviyesinde? Sizi konuk edeceğimizi duyuruyoruz ve HVP takipçileri sosyal medyada herkese açık bir şekilde sorularını soruyorlar. Yani soruları sizde, PR şirketinizde, yardımcılarınızda, tüm dünya açık bir şekilde görüyor ne sorulduğunu. Hatta ben işinizi kolaylaştırmak adına konuk olacağınız günden 3 gün önce, 2 gün önce filan sizi o sorulan sorulardan hangi beşini, hangi onunu seçtiğimi de veriyorum yine. Bunu bugüne kadar marka ve sorun seviyesinde konuk ettiğimiz herkese yaptık. <laughs> Öyle ya orada 200 soru vardır konu dağılmasın diye. O 200'den 10 taneyi soracağız zaten. Şu 10 taneyi soracağız diye veriyoruz zaten. Siz de geliyorsunuz burada bizim stüdyomuzda. Biz de sizin ayağınıza geliyoruz. Hiç dert değil. 10 tane soruya cevap veriyorsunuz. Yani HVP'yi takip edenler size 10 tane soru sormuş oluyor. Kim soruyor bu soruyu? Vatandaş soruyor. Evet. Fatih Altaylı falan değil. Vatandaş soruyor. Vatandaşın sorduğu soruda ve cevap veriyorsunuz. Eğer tenezzül eder de, eder de katılırsanız öyle ya bizim varanktan şuradan buradan filan bir torpilimiz yok. Ben senin sırtını kaşıyım sen beni sırtımı kaşı filan diye bir ilişkimiz de yok değil mi? Ne zaman şey yapmıştık Gürcan Bey'le Top ne durumda diye konuşalım videosu yapmış ta talep etmiştik. Onu da söyleyelim. Okan yine bir gazeteci, evet. otomotiv gazetecisi olan arkadaşımız. Okan kendi YouTube kanalında sizinle böyle bir video yayınladığı zaman biz de benzer bir video yapalım diye talepte bulunmuştuk. Hı -hı. Bunun nedeni de şuydu. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Ee, Okan'ın o zamanlar YouTube kanalında çok fazla bir takipçisi yoktu. Şimdi belki olmuştur. Devam hmm. ettiyse video yayınlamaya falan. Ondan da haberim yok. Onu da takip etmedim. O da kusuruma bakmasın lütfen. Dedik ki Hardware Plus sonunda Türkiye'deki gençlerin, teknolojiye ilgi duyanların falan büyük ovende takip ettikleri bir yayın. Biz Okan'ın yaptığından daha farklı bir şey yapmak istemiyoruz. Hangisini yapalım? Bizim kanalda da yayınlansın demiştik. Ve bunu hem PR şirketinizi hem de Hakan Bey evacılığıyla şirketinizi iletmiştik. Ama gördüğümüz kadarıyla TOG nezdinde geçerekçi ve kabul edilen bir yayın halinde değildik ki Hı -hı. bizimle böyle bir şey yapmayı o zamanlar kabul etmediniz. Eğer bugün kabul ederseniz ya da gelecekte kabul ederseniz biz markalı ve sorun seviyesinde TOG'u ağırlamayı isteriz. Ha Hı -hı. sizi olmaz yani şu anki CEO'yu olmaz. Bir sonraki CEO'ya ağırlarız. Bir sonraki yöneticiye ağırlarız. Öyle ya elbet bir gün e, TOG'un bizim gibi özgür ve bağımsız ve bakış açısı da mutlaka değişecektir. Değiştiği zaman o beyefendiyi ağırlar. Takipçilerimizin sorularını o beyefendinin de cevap vermesini rica ederiz yine. Yani biz şey olmayız. Ricacı olmak pozisyonunda kalmaktan rahatsızlık duymayız. Biz rahatsızlık duymadan işimizi yapmaya çalışırız. Çünkü şöyle bir şey var bizim dediğim gibi ne kimsenin sırtını sıvazlayacak gücümüz var ne bunu yapacak halimiz takatimiz var. Biz şunu da istemeyiz kimseden ee, bize ayda 200 bin yerli ve düzenli olarak ödeme yapın da zaten sayın bilmem kim vasıtasıyla bu işlerin içindeyiz biz de türlü türlü şaklabanlıklar yapalım filan gibi bir talebimiz de olmaz. O yüzden eğer şey yaparsanız kabul görürsünüz. Yüce Meclisiniz onaylarsa biz böyle bir markada ve sorun seviyesinde sizi de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bana özel olarak uyuz olduğunuzu biliyorum, duyuyorum. E, ee, ya yapacağımız markalı ve soru seviyesinde de ben değil Aydoğan şey yapar ama şimdi sana da uyuz olmuştu büyük bir ihtimalle Eren bir şey yaptı. yapar. yani Bilmiyorum. sizin seçeceğin hatta şey. Murat hadi. abi yapar. Ya. Aa okey tamam Murat, Murat, Tosun, yapar süper. Çok çok güzel. Yıldırım yapar, Murat Doğuş yapar. Şey diyecektim. Size sohbet soracak adamı da yanınızda getirin. Ha, o da olabilir. Ama o bir kişi olmasın da bir kişi dışında <laughs> birisiyle getirin diyecektim. Her neyse, bu kadar geyik yeter. Ee, önümüzdeki hafta yeni bir Cuma raporunda arkadaşlarımızın tekrar karşısında oluruz. Ee, düzce depremi gibi olayları evet. atlamayalım. Kesinlikle. Daha dikkatli olalım. Yani bizim gündemimizden çıkıyor falan ama orada büyük bir deprem oldu. Ee, düzce'deki herkes, ya da depremden etkilenen Türkiye, İstanbul'da istinaden herkes de. Peşiyle geçmiş olsun diyelim ve kapatmadan önce şeyi de hatırlatalım. Bu deprem çantası Evet. depremden sonra ev halkının nerede buluşacağı, nasıl buluşacağı, depremin ne, bizi nerede ne zaman yakalayacağını bilmiyoruz Hı -hı. ya. Ve buluştuktan sonra Allah kısmet ederse hepimizin sağlığı yerindeyse ne yapacağımız evet. konusundaki planlarımızın aile olarak bir kez daha üzerinden geçme sinyalini verdi bence bu yaşadığımız Düzce depremi. Allah'a şükür çok büyük kayıplar yok. Sevindirici olay. Tatbikat iyi gitmedi ama doğa kendi tatbikatını Hemen yaptırdı. Zaten. Şey anlamında. O yıkılan Adalet Sarıyan'ın filan kim tarafından kaç veya nasıl yapıldığını sorgulamak da tıpkı bu ÖTV oranı yüksek değil mi? Bu kadıya ne gerek var filan gibi bizim üzerimize düşen görevler. ikimizi gösteriyor ama sadece senin benim değil. Herkesin <laughs> Tabii, herkes. üzerine düşen görevler. Onları da bir yere iki öğün arasında filan fırsat bulur, sorgulayabilirsiniz. Çok çok memnun oluruz. Haftaya Yeni Cuma görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.